Nazan Hocam, nasıl başlıyoruz? Nereden başlıyoruz? Bilmiyorum nasıl yapalım. Siz şimdi sahadasınız. Bizler akademi tarafındayız. Sizler doğrudan çalışıyorsunuz. Bizler de bilgi üretim noktasında daha çok yer alıyoruz. Şimdi sizin bahsedeceğiniz konular tabii direkt vakayla ilgili. Ben genel belli başlı şeyler söyleyebilirim. Öyle bir giriş yapıp sonra sahneyi asıl kişiye devredebilirim diye düşünüyorum. Estağfurullah hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tüm katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konumuz bilindiği üzere aile içi şiddete tanıklık eden çocuklar. Odak noktamız bu akşam çocuklar olacak ve çocukların şiddet sarmalında yaşadıkları problemler olacak. Tabii konumuz muhteviyatı itibariyle aile içi şiddeti de barındırıyor. Dolayısıyla aile içi şiddete de değinmeden geçmek eksik bir tartışma olacaktır. Zannediyorum Zeynep Hanım da bu noktalara değinecektir. Aile içi şiddetin yanında İstanbul Sözleşmesi'ne de değinmemek o da aynı şekilde yetersiz kalacaktır. Her ne kadar İstanbul artık bizim için yaban eller gibi olsa da böyle bir sözleşme hala var. Yani Türkiye'de geçerli olmasa da böyle bir sözleşme var. Bu Nisan ayı çocuk istismarını önleme ayı olarak tüm dünyada biliniyor. Dolayısıyla bizim bu oturumumuzun Nisan ayına denk gelmesi de güzel bir tevafuk oldu. Çocuk istismarını önleme ayında da şimdiye kadar bir tek şeyde gördüm. Amerikan Başkanı bir bildiri yayınladı bu noktada. Çocuk istismarının önlenmesi konusunda maddi ve manevi olarak işte Amerikan başkanı olarak destek vereceğini ifade eden bir basın bildirisi yayınladı. Hemen birkaç gün önce yayınladı bunu. Bir de bizde sadece hukuki açıdan bakacak olursak bu konuya çocuk istismarını önleme. Türkiye'de işte 53-95 hani bizim çocuğa adanmış en önemli kanunlardan bir tanesi. Yani tamamen çocuk odaklı olması açısından söylüyorum. Tabii ki hani çocuklarla ilişkin birçok kanunum hani Türk Medeni Kanun, Anayasa vesaire hepsi var tabii ki ama hani böyle öznesi çocuk olan bir tane kanundan belki bahsedebiliriz. O da 53-95 Çocuk Koruma Kanunu. Bu kanunu evet hani seviniyoruz olmasına. Ancak aynı kanun içerisinde bir de ceza yani mahkemeler olması açısından da benim hani naçizane eleştirdiğim noktalardan bir tanesi. Yani ilk yarısında çocuk korumayı ele alıyoruz. İkinci yarısında da çocuk mahkemeleri nasıl kurulur ele alıyoruz. Yani bu olmasaydı sanırım daha güzel olurdu. Sonuçta son yıllarda işte pozitif psikoloji, pozitif psikiyatri, pozitif psikoterapi, hatta ben de pozitif sosyalizmet adında ilk kez bir makale yazdım. Şu an değerlendirme sürecinde inşallah yayınlanırsa, yayınlanmaya değer bulunursa ilk kez hani bir alana değinmiş olacağız. Yani bir soruna biz hani güçlendirme yaklaşımı diyoruz, ekolojik yaklaşım diyoruz, müracaatçının güçlendirilmesi diyoruz, sistemin güçlendirilmesi diyoruz. Ancak kullandığımız jargonun da pozitif olması açısından ve bunu da hani sosyal hizmete uyarlama açısından önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu makaleyle beraber hani Türkiye'de bir pozitif sosyal hizmet alanı yaratmayı en azından kavramsal olarak düşünüyoruz.
Amerika'da doğrudan hani çocuk istismarını önlemeyle ilgili bir yönetmelikten söz edebiliriz. Bu yönetmelikte de üçe ayrılmış bu süreç. Birinci süreç önleme süreci, ikincisi tanımlama süreci, üçüncüsü de yani tedavi etme yükümlülüğü. Şimdi tabii tedavi kavramı daha çok medikal, geleneksel modeli çağrıştırsa da buradaki amacımız sağaltımı hani kastetmek. Aile içi şiddet peki nasıl tanımlanıyor? Ben çok girmeyeceğim çünkü hani Zeynep Hanım buna değinecektir sizi sıkmamak adına. Anne şiddete maruz kaldığında tabii anne diyorum çünkü istatistikler yoğun olarak kadınların şiddete uğradığını gösteriyor. Erkeklerin de şiddete uğradığına ilişkin tabii ki kanıtlar var ama bu yani yüzde olarak hiç bahsetmeye değer bir yüzde değil. Dolayısıyla kadına şiddet dememizin sebebi bu. Hani şiddetin önemli bir kısmı kadına yönelik olduğu için böyle adlandırıyoruz. Ve işte literatürdeki tartışmalar da genelde kadına yönelik şiddeti yani şiddet kavramını hep toplumsal cinsiyetle ele alıyorlar. Özellikle toplumsal cinsiyet temelli olduğu düşünülüyor. Tamamen toplumdaki cinsiyet rolleriyle alakalı sorun olduğunu söylüyor. Burada aile içi şiddete maruz kalan çocuklar, hani bugünkü konumuz buydu. Bu İstanbul Sözleşmesi'nde görünür hale geldi. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin bir boyutu evet kadına yönelik şiddet, ailenin korunmasıydı ama bir boyutu daha vardı. O da aile içi şiddete maruz tanıklık eden çocukları koruması açısından önemliydi. Yani bunu görünür hale getiriyordu. Şimdi hani İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı, biz çocukları korumayacak mıyız? Hani böyle bir şey değil tabii ki, bu anlama gelmiyor ama şimdi bazı kavramların belli yerlerde bulunması büyük önem arz ediyor. İşte bu İstanbul Sözleşmesi'nde de böyle bir politikanın olması, hatta yanlış hatırlamıyorsam 18. maddesindeydi bu İstanbul Sözleşmesi'nin tamamen. Bu şeyle ilgili. Biz Türkiye olarak 2011 yılında imzalamıştık sözleşmeyi. Ancak 2014 yılına kadar sürdü yürürlüğe girmesi. Daha sonra biliyorsunuz geçtiğimiz Mart ayında 19 Mart Cuma gününün ilk saatlerinde resmi gazetede hani kaldırıldığını gördük. Burada özellikle şiddet tanıkları ve şiddet mağduru çocukların korunması ile ilgili özel bir madde olması açısından önemliydi ve bu madde de koruma ve destek başlığı altında yer alıyordu. Şimdi haberleri hepiniz çokça izlemişsinizdir. İşte sözleşmeyi, İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsanlara cevap veriyorlardı. Yani çok bir şey bilmiyorum ama kaldırılması iyi oldu diye cevap veriliyordu. Toplumumuzdaki aslında en büyük tehlikelerden birisi de bu. Bir şey bilmeden yorum yapmak tır. Bu gerçekten çok problemli bir durum. Hatta şöyle komik bir röportaj da vardı. Bir adama sordular hani İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Düşündü düşündü dedi ki İstanbul Sözleşmesi ben diyor İstanbul'da imzalanan sözleşmedir diyor. Sonra tekrar peki ne düşünüyorsunuz diyor. Diyor vallahi diyor ben diyor Hatay'dan geldim diyor. Bunu diyor İstanbullulara sormak lazım diyor. Şimdi bir hoca olarak bana da sorduklarında artık diyorum ki ya ben Trabzonluyum. Vallahi onu İstanbullulara sormak lazım. Çünkü bir şey söylediğinizde başınıza acaba bir şey gelir mi gelmez mi diye çekiniyorsunuz. Ama tabii hani benim görüşüm de kaldırılmasına üzüldüm yani. Üzücü bir durum. En fazla bu kadar söyleyeyim çok ileri gitmeyeyim. Üzüldüm yani hani.
Şimdi şiddet çalışmalarında bunu da söyleyip Zeynep Hanım'a devredeceğim. Şiddet çalışmalarında hep kadına yönelik şiddet çalışılıyor. Çalışılmalı tabii ki. Hani bunu söylerken yanlış anlaşılmasını da istemem. Kadına yönelik şiddet çalışılıyor. İşte bu işin boyutları nedir? Şiddet varsa, işte kadına yönelik şiddet varsa kadına yönelik çalışılır. Erkek cezaevine gider. Bu şekilde. Burada bir de tanıklık eden çocuklar var. Bu çocuklara yönelik çalışmalar hem literatürde çok az hem de fiiliyatta çok fazla göz önüne gelmeyen bir durum aslında. Çünkü tespit edilmesi çok zor. Aynı duygusal şiddet gibi tespit edilmesi çok zor bir durum, bir olgu. İşte bunu tespit edebilmek için tabii ki çocuğun üzerindeki psikososyal, duygusal etkilere bakmamız gerekiyor. Bu etkilerden yola çıkarak bizler aile içi şiddete şiddeti ortaya çıkarabiliriz. Yani bu işin bir de tersten tarafı da var. Yani çocukların gösterdikleri davranış bozuklukları ya da işte depresyon, anksiyete, stres bozukluğu, ne bileyim düzensiz davranışlar, işte gülmesi gereken yerde ağlaması ya da kötü bir olay karşısında kahkahalar atması gibi böyle verebileceğimiz birçok örnek bize şiddetin olduğu bir aileye ulaştırabilir. Diğer taraftan örneğin bir psikolojik danışman ya da bir sosyal hizmet uzmanı çocukla çalışırken hani sosyal hizmet müdahalesinde hep diyoruz ya tanışma bağlantı kurma aşamasında diyoruz ya müracaatçıyı belirleme diye bir adım var. Gerçek müracaatçı kim diye bir soru soruyoruz. Şimdi ilk bakışta şey geliyor hani karşımızda değil mi zaten? Ama bazen gerçek müracaatçı o olmayabiliyor. Örneğin şöyle bir vaka olsun. İşte çocukla görüşüyorsunuz. Sebebi şey okulda okul devamsızlığı yapıyor ve arkadaştan eşyalarını çalıyor. Şimdi bu çocukla görüşmeler yapıyorsunuz. Sonra ortaya çıkıyor ki anne babasının boşanma aşamasında olduğu ve çocuğun velayetinin kimde olacağı konusunda sürekli tartışmalar yaşadığını görüyorsunuz. Çocuk da bundan etkilenmiş ve okul devamsızlığı yapıyor. İşte çalma davranışını gerçekleştiriyor. Şimdi böyle bir durumda gerçek müracaatçınız sizce çocuk mudur? Diye de sorabiliriz. Tabii ki çocuğa müdahale edilmesi gerekiyor o noktada. Çünkü bir davranış bozukluğu var. Ancak burada aileyi de bu müracaatçı sistemine katılması hani gerekiyor. Aile içi şiddete de işte bu psikolojik ve duygusal sorunlar bize şiddeti götürecektir. Ve şiddete çalışmalar biraz önce de söylemiştim. Bütün şiddet toplumsal cinsiyet temellidir diye araştırmalar var. Bu tabii kimi insanların katılabileceği, kimi insanların karşı çıkabileceği bir görüş. Ama hani böyle bir görüş de var. Bir de şunu söyleyeyim son olarak da her şiddete maruz kalan çocuklar aynı tepkiyi vermeyecektir. O yüzden diyoruz ki hani her müracaatçı, her çocuk biriciktir diye. Bazı çocukların psikolojik sağlamlığı yüksek olabilir ve olgun tepkiler de verebilir. Hani hep olumsuz tarafını konuşuyoruz, konuşacağız da çünkü istatistikler olumsuz tarafı daha fazla olduğunu gösteriyor. Ama hani böyle de bir durum var. Etkileneceği anlamına gelmiyor. Bu gelmemesi de problemlerden çabuk kurtulması. Hani psikolojik sağlamlıktan kastımız bu. İstanbul Sözleşmesi de arkadaşlar çocuğu yani bu aile içi şiddete maruz kalan çocuklara çocuk istismarı olarak tanımlaması açısından da çok önemli bir sözleşme olarak da karşımıza çıkıyor idi. Sözleşme kaldırıldığı için artık böyle bir problem kalmadı diyelim. Sözü gerçek sahibine bırakalım. Süreç içerisinde yine değerlendirmelerde bulunuruz.
Teşekkür ediyorum. Keyifli bir toplantı diliyorum tüm katılımcılara. Biz teşekkür ederiz hocam anlatımınız için. Zeynep hocam, sizdeyiz. Şimdi öncelikle hem Ozan hocama, hem Murat hocama, hem de Ziren hocama çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Tabii ki de Umut hocama da, onu da anmadan geçmeyeyim. Aslında çok önemli bir değerlendirme yaptı Ozan hocamız. Çok kıymetliydi benim için bu girişler. Ve benzer düşündüğümüzü görmek beni çok mutlu etti alandan olarak. Çünkü akademisyenlerimizin bu konudaki bu tavrı ve bu yaklaşımı bizi de alandaki uygulayıcılar olarak bizi de güçlendiriyor. Bu anlamda gerçekten çok teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz ve bu süreçler umuyorum ki çocuklar yararına, şiddet görenler ve dezavantajlı kişiler yararına bir şekilde yeniden toparlanabilir. Yapmamız gereken çok şey var. Çalışacak çok çok konumuz var. Ozan hocam böyle hep bardağın sadece boş tarafını görmeyin, dolu tarafını da görün dedi. Bu da çok önemli ve kıymetli. Sizin okul sosyal hizmeti ile ilgili çalışmalarınızdan da haberdarım hocam. Şimdi bir bakanımızda ve bu konuda sizden ara ara çok destek rica edeceğim. Çünkü Tabii abi. biraz teşekkür ediyorum. Biraz farklı bir vaka paylaşmayı hedefledim arkadaşlarımla. Çünkü çoğunlukla tanıklık ve şiddete tanıklık, aile içindeki şiddete tanıklık çoğunlukla fiziksel şiddet örüntüsü üzerine daha çok kuruluyor ve bununla ilgili sayısız çalışma ve bu konuda makale var biliyorum. Ama aile içindeki şiddet sadece fiziksel şiddetle sınırlı değil. Şiddetin her türlüsü yaşanıyor. Bununla ilgili biraz benim de farklı bulduğum ve uygulama yaparken zorlandığım vakalardan bir tanesini getirdim. Sonuçları anlamında çok çok başarılı bir vaka değil, onu söyleyeyim. Alandan arkadaşlar bilir. Genellikle güzel şeyleri paylaşmayı severim ama bazen sınırlarımızı da görmek açısından ve bazen eksikliklerimizi de görmek açısından sınırlı müdahalemin olduğu ve ki bunun gerekçelerini paylaşırım sizlerle. Tam anlamıyla, sonuçları anlamıyla içime sinmeyen bir vakayı getirdim. Bunu tartışmak ve paylaşmak istiyorum arkadaşlarımla. Kuramsal bilgi var tabii ki ama biliyorum ki bu bütün sunumlar zaten kitap haline getirildiğinde tüm bu kuramsal süreçlerle ilgili derin derin uzun uzun bilgiler olacak. Bunu daha çok akademisyen hocalarıma bırakmayı tercih ediyorum ama böyle kısa temel bazı bilgileri hatırlamakta fayda olacak bu vakayı görmeden önce. Sonrasında da biraz arkadaşlarla tartışmak istiyorum. Tabii öncelikle herkese nasıl olduğunu sorarak, iyi miyiz arkadaşlar? Buralardan sizi görüyorum ama herkes aralarda mı? Sesler yok. Yaşasın teknoloji modundan. Niye bize böyle yaptın? Teknoloji moduna gireceğim. Beyza, evet. Esma, Ayfer, ah ne güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ve sizin varlığınızı hissetmek beni daha güçlü kılıyor. O yüzden evet, ne duydum? Şimdi ara ara şeyi görüyorum. Genç meslektaşlarımın ve arkadaşlarımın paylaşımlarını görüyorum sosyal medyada. Sanıyorum ki tek başlarına dinlemiyorlar. Aileleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle, anne babayla birlikte dinliyorlar. Umarım onlar için de bir soluk alma oluyordur. Şimdi buralarda chat kısmı doldu sanırım. Ah evet, ben de sizleri gördüğüm için çok çok teşekkür ediyorum. Biraz sizi bugün yoracağım. Rahatsız olduğum için size sık sık laf atabilirim. O yüzden bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Zaten Ozan hocamın bana aktarımda destek olacağına eminim. Bir yansıtma yaptım. Görünüyor mu arkadaşlarım? Görebiliyor muyuz? Görüyoruz galiba. Doğru mudur? Evet, Evet görüyoruz. hocam, sunum gözüküyor, bir sorun yok. İsterseniz tam ekran yapabilirsiniz. Tamamdır. Hemen şöyle bir yapayım. Evet.
Şimdi benim sizinle paylaşacağım başlık aslında aile içi şiddete tanıklıkla ilgili bir süreç. Aile içi şiddet çok devasa bir kavram, çok yönlü bir kavram. Anne babalık, eşlik, karı kocalık ve kadınlık erkeklik rolleriyle ilgili ve toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili sayısız başlığı barındırıyor ama biz sadece burada bu süreç içinde sadece çocuk odaklı değerlendirme yapacağız. Şimdi bu vaka biraz benim açımdan şöyle biraz farklı. Evet, şiddete tanıklık yapan çocuklarla ilgili değerlendirme istedi hocalarım ama öyle bir vaka var ki şimdi aslında bir şekilde şiddete de maruz kalmış ama aynı zamanda tanıklığını da yaşamış iki çocuğumuzdan bahsedeceğim size çoğunlukla. Ama izninizle önce tabii bütün bu şiddet mağduru kişilere yönelik birkaç sözümle başlamış olayım. Onlara atıfta bulunarak şair Faruk Ferruh'tan Güvercinin Ruhu diye bir şiiri var. Bu şiirindeki bu bölüm beni çok etkiler ve her okuduğumda şiddet mağdurlarını hatırlarım. Ah bir güvercin gibi kanatlarım olsaydı, uçar ve huzurlu olurdum. Çünkü şiddeti ve kavgaları gördüm. Bu dünyada çok acı çektim. Bu dünya gebe ve haksızlık doğuruyor diye isyan ediyor Faruk. Ve ben uzun yıllardır adli sistemde çalışıyorum. Bu çok acı çeken, acı çektiğini söyleyen ama bir o kadar da söyleyemeyen sayısız bireyle ne yazık ki çalışmak gibi bir sürecim var. O yüzden bunun değişeceğini ve şiddetsiz bir toplumun en azından gerçekleşebileceğini daha inancımı da koruyarak söylemiş olayım. Şimdi Ozan Hocam İstanbul Sözleşmesi'nin atıfta bulunarak başladı. Ben de her ne kadar şu an bu sözleşme yürürlükte olmadığını söylesek de benim için son derece kapsamlı bir tanım olduğu için yine size İstanbul Sözleşmesi'nden aile içi şiddet tanımını getirdim. Bence şimdiye kadar bu konuda yapılmış en geniş, en kapsamlı tanım. O yüzden bunu kullanmayı her zaman tercih edeceğim sanırım. Aile içerisinde veya hanede, yani yaşanılan yerde, konutta, mağdur faille aynı evi paylaşsa da, paylaşmasa da, eski ya da şimdiki eşler. Bu yani şu anki süreci, geçmiş süreci de kapsayan bir tanımlama. Partnerler arasında veya eşler arasında meydana gelen her türlü şiddet eylemini aile içi şiddet olarak tanımlıyor İstanbul Sözleşmesi. Şimdi çeşitli bunu oluşturan etkenler var. Sadece aklınıza kalsın diye paylaşacağım. Çok detaylara girmeyeceğim. Kültürel, yasal, ekonomik ve politik pek çok etkeni var. Ve tabii ki bir sosyal medya olarak her zaman çok iyi biliyoruz ama şiddetin fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddet olarak görünürleri var. Fakat söz konusu çocuklar olduğunda psikolojik şiddetin yanına bir de cinsel şiddeti açmak gerekiyor artık sık sık. Çünkü buna yönelik şiddet eylemleri, çocuklara yapılan zihinsel şiddet eylemlerini de sıklıkla görmeye başladık. Size biraz sıkıntılı kavramlar getirdim arkadaşlar. Bu son 10 yıldır yapılmış olan araştırmalardan derlenen bir değerlendirme. Burada görüyorsunuz ev içi şiddete tanık olmuş çocukların ya da maruz kalmış çocukların çocuk istismarına uğrama riski diğer çocuklardan iki kat fazla. Kadının şiddete maruz kaldığı ailelerdeki buna tanıklık eden çocukların da %60-75 gibi bir oranı şiddete maruz kalıyor. Çok yüksek oranlar. Yine davranışsal sorunlar daha fazla görülüyor. Yine fiziksel şiddete maruz kalan erkekler diye anneleri maruz kalmış erkek çocukları yetişkin olduklarında %51 oranında şiddet uygularken bu annesi şiddet, fiziksel şiddet tanık olmayan çocuklarda %23'lere düşebiliyor. Yine gördüğünüz üzere şiddete tanıklık etmiş olan çocukların %56'sı fiziksel istismar görüyor. %49'u yani yarısına yakını duygusal istismar görüyor ve %10'u da ne yazık ki cinsel istismara tanıklık ediyor. Yani görebiliyor musunuz oranların dehşet verici oranlarını? Ki burada şey yok arkadaşlar, hani bu ayrıştırmış olan hem fiziksel hem duygusal istismarı gören, üçünü birden gören
veya 4 farklı şiddet türlerini aynı anda gören çocuklarımızın oranları, buna tanıklık eden çocuklarımızın oranları burada yok bile. Peki çok kısaca neler var çocuk üzerinde etkiler olarak, biraz bunları görelim. Biraz yaş durumlarına göre ayırmaya çalıştım. Çok hızlıca paylaşacağım. Zaten bildiğim kavramlar olduğu için sadece anımsayalım. Çünkü bazılarını sanırım belki de vakada görüyor olacağız. Tabii ki temel güven duygusundaki ve empati duygusundaki sorunlar, duygusal sıkıntılar, yaşın gerisindeki davranışlar, tuvalet alışkanlığı ve konuşma becerilerindeki gerilemeler. Bu küçük yaş grubundan bahsediyorum arkadaşlar. Size 3 ayrı dönem olarak ayırdım bunu. Travma sonra stres bozukluğu ve daha olarak tabii ki kız çocuklarda görülen işte karın ağrısı, baş ağrısı, tuvalete çıkamama gibi fiziksel artışlar. Yine uyku bozuklukları, yatak ıslatma, öfke nöbetleri, özdeğerlilik duygusundaki sıkıntılar, kendine zarar verme davranışı özellikle çok yoğun. Ben de çok sık görmeye başlıyorum. Özellikle okul öncesi dönemlerdeki çocuklarda bu daha fazla karşımıza gelmeye başladı. Zihinsel olarak ve duygusal olarak da güçsüzlük ve kafa karışıklığı gibi durumlar. Ve şiddet uygulayan ebeveyne yönelik ambivalans duyguların bu çok yoğun gelmeye başladı ki birazdan bunun bir örneğini göreceğiz. Okul çağına geldiğimizde yine benzer belirtilerle olmakla birlikte daha çok yine travma sonrası stres bozukluğu, içe çekilme, depresyon, anksiyete, genel fonksiyonlukta azalma, okul başarısında düşme, saldırganlık ve suça eğilim ya da riskli davranışlarda artma yüksek oranda görülmeye başlanıyor. Ergenlikte ne oluyor? Ergenlikte durum biraz daha kritikleşiyor. Çünkü artık anksiyete, içe kapanma, kendini yalnızlaştırma, duygulara ve ağrıya karşı duyarsızlaşma, davranış bozuklukları görünüyor. Genel fonksiyonlukta azalmaları göstermeye başlıyoruz. Artmış saldırganlık yine son 8-9 yıldır çok sık görmeye başladığımız bir süreç. Okul başarısındaki düşme, yine Ozan hocamız aslında demin çok net olarak söyledi. Çocuklarımız baş etme becerileri konusunda biraz daha bu konuda, yani şiddete tanıklık etme konusunda okul ayrımını yavaş yavaş yapmaya başladılar. En azından benim gördüğüm oranlarda ilk başlarda gördüğümüz gibi bu akademik başarıda düşüş azalmaya başladı. Bunu görebiliyoruz. Ayrıştırmaya başlıyor çocuklarımız. Okuldan kaçma ve riskli davranışlar, kendine zarar verme, alkol madde kullanımı, akran grupları ve suç öyküleri yoğunlukla görülüyor. Size çocukların aile içinde öğrendikleri birkaç ön yargıları getirdim. Bunlardan bir tanesi erkeklerin şiddet uygulamasının normal olduğu ile ilgili. Şiddetin aile ilişkilerinin bir parçası olduğuna dair inanç. Şiddetin çatışmaları çözmek için bir yöntem olduğuna dair inanç. Yine diğer insanları kontrol etmek için güçlü bir araç olduğuna dair inanç. Ve ne yazık ki şiddeti uygulayan kişinin hiçbir şekilde cezalandırılmayacağını ve her şekilde yaptığının cezasız kalacağına dair güçlü inanç. Ne yazık ki son zamanlarda bizim adli sistemdeki cezasızlık oranı da bunu daha fazla desteklemeye başladı. Biraz alandan birisi olarak bununla ilgili endişelenmeye başladığımı açıkça söyleyeyim. Çünkü şunu çok duymaya başlıyorum çocuklardan da son 2-3 yıldır. Şimdiye kadar bir şey olmadı. Ne olacak bundan sonra? Nasıl koruyacaklar annemi? Siz bunu yaparsanız babam yine şunu yapmaya devam edecek gibi süreçler oluyor. Burada bir şey ekleyebilir miyim hocam? Buyurun hocam. Şimdi akademide biz sembolik etkileşimcilik diye bir kavram var. Şimdi adını söylemiş olayım ama daha anlaşılması için basit bir örnek vereceğim. Sembolik etkileşimciliği şöyle tanımlayabiliriz. Mesela benim için ağaç ne demektir? Hani ben mesela çocukluğumu 6 yaşına kadar köyde geçirdim. Benim için ağaç, ağaca çıkmak mesela bir özgürlük demekti. Bahar aylarında meyvesi çıkardı. O meyveyi toplamak, hem karnımızı doyurmak hem arkadaşlarımızla paylaşmak etkinliğiydi.
Ve bir şey yapabilirlik anlamına geliyordu. Ve özellikle hava sıcak olduğu zamanlarda hani gölgesine sığınıp dinlenmek, gölgelenmek anlamına geliyordu. Şimdi burada ağaca ben yaslandım, keyif yapıyorum. Bu benim gerçekliğim. Hani benim için ağaç gölgesinde dinlenilebilecek bir nesne olarak geliyor. Siz bana yaklaştınız Zeynep Hanım. Dediniz ki ya o ağaca yaslandın ama orada çok fazla karınca yuvası var. Sürekli tırmanıyorlar. Bence sizi ısırırlar. Hani dikkat edin diyorsunuz. Sonra ben de ilk önce dikkate almıyorum ama sonra bir karınca hemen kıyafetimden içeri giriyor ve beni ısırıyor. Sonra benim ağaca yüklediğim anlam artık değişmeye başlıyor. Bu ağaçta karınca var. Artık ben buna yaslanamam diye. Bu sefer yani sosyal işte etkileşim dediğim yani siz beni orada etkilediğiniz için ben artık ağaca ilişkin anlamım değişiyor. Şimdi buradan da yola çıkarak şiddeti de çocuklar gördüğünde bizler yetişkinler olarak çocuklarımıza bir rol modeliz. Özellikle sosyal anlamda. Biz çünkü sosyal varlıklarız. Hani bir kişiyle mutlaka etkileşime girmeye ihtiyacımız vardır. Şimdi tek bir gerçeklik olmadı. Az önceki örneğimde neydi? Ağaç benim için bir keyif aracıydı ama bir yandan benim için ondan uzaklaşmam gereken bir nesne haline döndü. Şimdi çocukların da şiddete maruz kaldıklarında anne babalarına yükledikleri anlam da değişmeye başlıyor. İlk önce şunu düşünebilir çocuk. Bir taraftan babam çok kızgındı. Annem o yüzden bağırdı. İşte kontrol edemedi kendisini. Ya da annem babama karşı çok kıskançlık yapıyor. Ya da ona karşı çok cimri. Ya da babamın isteklerini yerine getirmiyor. Yemeği hazırlamak istemiyor. O yüzden bunu yaptı gibi haklı sebepler ortaya koyarken tamamen babasını haksız görebilecek sebepler de. Yani burada hem azmettirici gibi de görebilir, fail gibi de görebilir, mağdur gibi de görebilir. İşte bunlar hepsi bizim bir nesnelere ya da bireylere yüklediğimiz anlamdan ortaya çıktığını. Dolayısıyla hani çocuklara biz aslında rol model olduğumuzu burada söylememiz gerekiyor. Benim de yani 5 yaşında bir çocuğum var, erkek çocuğum. Ve yaptığımız böyle eşimle sesimizi biraz yükselttiğimizde ağlamaya başlıyor. Sen anneme neden kızıyorsun? Özellikle bu da tabii cinsiyeti erkek olduğu için böyle bir davranış sergilediğini söyleyebiliriz. Buyurun hocam, bunu eklemek istedim. Teşekkür ederim hocam. Birazdan zaten bunları, bu söyledikleriniz çok önemli olacak. Çünkü arkadaşların da vakayı analiz ederken değerlendirmelerle bizi beslemelerini rica edeceğim. Buradaki bahsettiğiniz sosyal öğrenme bizim için en temel özelliklerden bir tanesi. Çok çok önemli. Biraz da nasıl bu bahsettiğiniz rol model, nasıl bir rol model, nasıl bir çocuk davranışını etkiliyor olumlu olumsuz anlamda? Aslında biraz da bununla ilgili biraz paylaşımlarımız da olacak ve görecek. Söylediğiniz şeyler çok önemli ama bu rol model ne kadar bizim için başarılı ya da başarısız, bu da tabii ki başka bir tartışma konusu. Aile şiddeti söz konusu olduğunda ne yazık ki rol modeller olumsuz rol modeller olabiliyor. Şimdi chatte sevgili Elif gördüm, babasıyla dinliyormuş. O zaman ailelerimize de selamlarını ileteyim arkadaşlar. Onların da tanımı sormuş olayım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlarım. Bir 4 kişilik bir aileden bahsedeceğim size. Bu aile içinde dediğim gibi fiziksel şiddetten öte başka şiddet türleri var. Bunları sizlerle tartışmak isteyeceğim. Tabii ilerleyemiyorum şu an. Slide'ımı ilerletemiyorum. Evet. Şimdi bu dava bana bizim aile mahkemelerimizden birinde boşanma davası olarak gelmişti. Tabii bu artık şu an kendi vakam olmadığı için rahatlıkla bahsedebiliyorum size.
Boşanma süreciyle ilgili bir değerlendirme istenmedi. Sadece ve lakin kişisel ilişkinin kurulması ile ilgili sosyal inceleme raporu hazırlanması istendi. Vakanın bir de benim için şöyle bir önemi var. Hakimimizden direkt sosyal hizmet uzmanından sosyal inceleme raporu hazırlanmasını istiyorum diye bir talepte gelmişti. Bazen sadece uzman incelemesi istenir ama bu vaka bir sosyal hizmet uzmanından inceleme istiyorum diye gelmişti. Tabii bizim sıklıkla yaptığımız şey adli sistemle ilgili değerlendirme yaparken arkadaşlarıma paylaşırım her zaman. Tekrar etmiş olayım. Biz bir görüşme planı yapmadan önce dosyanın tamamını incelemeye özen gösteririz. Dosyanın içindeki verileri, beyanları ya da beyanlarla ilgili açıklamaları, iddiaları incelemeye çalışırız. Bu bize şöyle bir kolaylık sağlıyor. Görüşme sürecini yapılandırmayı sağlıyor bize. Kolaylaştırıyor aslında dosyanın içeriğini görmek. En azından kişilerin süreci nasıl tanımladıkları, olaylara nasıl yaklaştıkları, bunu anlatım biçimleri, aile içinde yaşanmış olan olaylar, durumlar bu dosyanın içinde size ipuçları verir. Bazen de görüşme esnasında öyle şeyler çıkar ki dosyanın içeriğinde olmayan ama sizin görüşme esnasında tespit ettiğiniz durumlar olarak da gelir. Böyle olduğunda neden bunun dava sürecine yansımamış olduğunu da değerlendirmek gerekir bazen. Söz konusu çocuk koruma odaklı olduğunda. O yüzden dosya inceledikten sonra bir görüşme planı oluşturulur. Görüşme planını, görüşme gün ve saatlerini taraflarla belirleyerek başlıyoruz. Ben Ankara Adliyesi için söyleyeyim. Her dosya içinde ne yazık ki bir ev ve çevre incelemesi yapmak gibi bir şansımız olamıyor. Bunu mahkemelerimizin, hakimlerinin takdirine kalmış bir durum. Bazen biz süreç içinde bu konuda ısrarcı olabiliyoruz ama her zaman başarılı olamıyoruz. Bu dosyada bana adliye görüşmesi, yani adli ortamda yapılacak bir görüşme olarak gelmişti. Fakat birazdan göreceksiniz, farklı değerlendirme araçları sonrasında okul dışında, yani ev dışında da okul görüşmelerinin yapılmasını gerektiren bir süreç karşımıza çıktı. Ama ilk etapta sadece taraflarla bir görüşme başladı. Çok kısaca şöyle söyleyeyim. Önce ailenin demografik bilgileriyle ilgili. Anne baba 2008 yılında evlenmiş. 12 yaşında bir kız, 9 yaşında da bir erkek çocukları var. Aile mülkiyeti babaya ait olan üst sosyoekonomik bir bölgedeki bulunan bir evde ikamet ediyorlar. Anne eşinin sistematik şiddetine maruz kaldı. Daha önce iki kez boşanmak istediği ancak çocuklarıyla tehdit edildiği için davadan vazgeçtiği, kendisinin ve çocuklarının psikolojik sağlıklarının etkilendiği ve eşinin çocukları arasında cinsiyet ayrımı yaptığı gerekçeleriyle boşanma davası açmıştır. Kendisi boşanmayı istiyor fakat baba boşanmayı istemiyordu. Genel demografik özelliklere bakarsak, baba 53 yaşında, üniversite mezunu, bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışıyor. Ders saatleri haftanın 3 günü, esnek saatler ve bu saatleri kendisi kendi programına göre belirleyebiliyor. Tabii okuldaki bu derslerinin dışında da çeşitli projelerde görev alıyor ve bu projeleri yapıyor diğer kimler. Yani biraz home office gibi de çalışıyor aslında. Ders saatleri haftanın 3 günü ama mesela tüm gün değil. Hani paylaştırılmış olarak saatler ve bunu kendisi ayarlıyor. Aylık geriliği ortalama olarak 18.600 civarı. İkinci evliliğini yapmış. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı var. Fakat 16 yaşındaki bu kızıyla düzenli ve nitelikli bir görüşme süreci yok. İçki ve alkol kullanım öyküsü bulunmuyor. Anne 36 yaşında, üniversite mezunu, özel bir şirkette çalışıyor. Aylık geliri 5.700 civarı. Haftanın 5 günü çalışıyor. Dava açılmadan bir yıl önce depresyon teşhisiyle 20 günlük bir yatışı söz konusu ve bu yatıştan sonra konulan depresyonla ilgili olarak duygu durumunun düzenlenmesi için ilaç kullanıyor. Şeyi söyleyeyim burada size, yazmadıklarımın örneklerini vereyim. Babayla annenin tanışma ve evlilik öyküsünde anne babanın, yani eşinin öğretim üyesi olarak çalıştığı üniversitede tanışıyor aslında
bir dersine giriyor kendisinin. Orada tanışıyor. Bu şekilde bir tanışmaları var. Ve dersine devam ettiği sürece bir yakınlık, yakınlaşması oluyor. Annenin iddiasına göre baba kendisine bu konuda, yani hocalık sorumluluklarının dışında da kendisiyle yakınlaşmaya başladığı için ondan etkilendiğini söylüyor. Fakat baba bunun tam tersini söylüyor. Yani eşi de diyor ki hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Mezun olana kadar hiçbir şekilde onunla duygusal bir yakınlaşmam olmadı. Böyle bir süreç söz konusu değildi. Benim öğrencilerimle böyle bir sürecim olamaz diyor. Böyle bir evlilik öyküsü var. Yani aynı üniversitede ders verirken tanışıyorlar ve orada daha sonra ilişkileri evliliğe, evlilik yoluna gidiyor. Kız çocuğu 16-12 yaşında 6. sınıf öğrencisi, koleje devam ediyor. Bu pandemi öncesi tam gün öğrenci, tam gün derslere giriyor. Bu pandemi sonrasında da bildiğim kadarıyla hibrit eğitime devam ediyordu. Ve akademik başarısı, ben görüşümü yaptığım dönemler, tam da Ozan hocamızın söylediği gibi aslında olumlu da bir yanda son derece yüksekti. Ve benim görüşümü yaptığım dönemde kendi 6. sınıflar içindeki sıralamada okul üçüncüsü durumundaydı. O kadar yüksek bir başarı oranı vardı. Erkek çocuk 9 yaşında, 3. sınıf öğrencisi, o da kolej öğrencisi. Akademik başarısı ablasından farklı olarak düşük. Uyum sorunu ve olumsuz arkadaş ilişkileri nedeniyle tam 4 kez okulu değiştirilmiş bu çocuğumuz. Şimdi burada tabii tanışma sürecini ve biraz ailelerle, anne baba ve çocuklarla görüştüklerimle ilgili kısa değerlendirmeler yapacağım ama şimdi burada biraz istiyorum ki biraz sizi dinleyeyim, sizi biraz duyayım. Buraya kadar olan süreçte şöyle bir genel baktığınız zaman verdiğim kısa bilgilerle nasıl bir manzarayla karşılaşıyor olabiliriz? Ne dersiniz arkadaşlar? Kim değerlendirme yapar? Kimleri duyabilirim? Arkadaşlar, sesinizi de açabilirsiniz. Uygun olmayanlar yazabilir isterseniz. Şimdi çok temel bazı bilgiler verdim. Ne gelecek sizce karşımıza? Ne dersiniz? Merhaba, iyi akşamlar hocam. Ben söz alabilir miyim? Tabii ki Beyza, lütfen. Merhaba. Şey düşündüm hocam ben. Yalnız biraz sesin az geliyor Beyza, rica etsem. Tamam. Şey düşündüm hocam, daha önce boşanma kararına yönelik bir düşüncesi olmuş annenin. Hı hı. Ve baba bunu kabul etmemiş. Yani yüksek ihtimalle görüşmede oldukça dirençli bir babayla karşılaşacağız gibi görünüyor. Hani dosyayı incelediğimizde. Hı hı. Anne daha önce teşhis aldığı için, depresyon teşhisi, demek ki zor bir süreçten geçiyor. Daha önce boşanma kararı almaya yönelik hamle yapmış, başarılı olamamış ve depresyonda yatış verilecek kadar bir yoğunlukta geçirmiş. Hı-hı. Demek 20 günlük yatış ve sonrasında düzenli ilaç gerçekten 36 yaşındaki bir kişi için çok yoğun bir durum. Akademik başarı da baba cinsiyet ayrımı yapıyor diye bir bilgi vardı. Kız çocuğunun akademik başarısının yüksek oluşu, evde ne yaşadığını bilmiyoruz ama bunun bir farklı bir dışa vurumu olarak kendi kanıtlama durumu, hani evde kötü bir durum yaşıyorsa akademik olarak başarı sağlayarak onunla daha güçlü hissediyor olabilir. Hani bazen çocuklar odaklarını oraya kaydırırlar ve tam olarak da erkek çocuğu da akademik olarak başarısız olmasının sebebi, çok şımartılıyorsa eğer, hani nasıl bir muamele görüyor bilmiyoruz ama kız çocuğuna göre daha çok şımartılıyorsa, niyeyse benim hani birazcık ön yargılarımızdan, öğrenmişliklerimizden kız çocuğuna bir ayrım yapıldı, kafama kodlandı. Tabii yanılıyor olabilirim, ileride göreceğiz aileyi gördükçe. Öyle düşündüm. Erkek çocuk da çok fazla ilgi gösterildiği için uyum sorunları yaşamış demek ki. Böyle birazcık sınır konulamayan bir erkek çocuğu ve dirençli bir baba, aynı zamanda zor bir süreçten geçmiş anne ve kız çocuğuyla karşılaşacağımızı düşündüm. Beyza, çok teşekkür ediyorum sana. Bir de chat kısmında yazan arkadaşlarım var. Merve demiş ki şiddet öykülerini genellikle küçük sosyoekonomik düzeyde rastlıyoruz. Burada her iki tarafın
üniversite mezunu olması düşündürücü. Esma da son yıllarda artma ihtimali varsa da küçük çocuğun bu durumdan daha fazla etkilendiğini düşünebiliriz demiş. Berfin de babayla aralarındaki yaş farkından dolayı evde otorite konumunun olduğu, bu durumun duygusal istismara sebebiyet vereceği. Hatice de anne babanın baskın karakter, ailede babanın baskın karakter olduğunu ve duygusal şiddet ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüm dedi. Sizlerle gurur duyuyorum arkadaşlar. Harikasınız. Evet, peki. Bağlanmaya da arkadaşlarımıza hani dikkat çekmesini bağlanma kuramı. Evet hocam. Gerçekten gurur duyuyorum sizlerle. Çok güzel şeyler yakaladınız. Çok önemli ipuçları bunlar ki ben size çok sınırlı bilgiler verdim. Buna rağmen çok çok teşekkür ediyorum. İşimi çok kolaylaştırdınız. Şimdi biraz o zaman görüşme süreçlerine girelim. Bu görüşme süreçlerinde neler çıktı karşınıza? Biraz size onlardan bahsedeyim. Şimdi görüşme sürecinde ilk etapta planlanan, hani hatırlarsanız dosya bana adliye görüşmesi olarak gelmişti. Adliyede görüşme yapmayı planlamıştım ilk etapta. Bu doğrultuda anneyle, babayla, kız çocuğuyla ve erkek çocuğuyla birer görüşme yaptım. Fakat ilk görüşmelerde aldığım değerlendirmelerden sonra bir sınıf öğretmenleriyle, yani hem kız çocuğun hem erkek çocuğunun sınıf öğretmenleriyle görüşme yapma ihtiyacım oldu. Bunu hakimimize bir şekilde kabul ettirmeyi başardıktan sonra bir okul incelemesi yaptık her ikisi için de. Bu görüşmeden sonra babayla, anneyle ve çocuklarla yine birer görüşme, ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdim. Anne ve babayla ortak görüşmeyi bir türlü başaramadım. Çünkü baba ortak görüşme konusunda son derece direnç gösterdi ve onu ikna edemedim. Fakat erkek çocukları ve kız çocuklarıyla bir de ortak görüşme yaptım. Şimdi bunun neden iki çocukla ortak görüşme yaptığımı birazdan görüşme içeriklerinde size paylaşmış olacağım. Çünkü kardeşlerin birbirlerine yönelik davranma süreçlerini gözlemlemem ve bunu değerlendirmem gerekiyordu. Buna bir ihtiyacım vardı. Şimdi şöyle biraz büyüteyim. Belki daha kolay olacak. Ve şunu da indirebilirsem. Annenin değerlendirmeleri. Burada çok tabii ki kısa değerlendirmeler yazdım arkadaşlar ama detayları yine tartışarak bulacağımıza inanıyorum. Evlilik içinde kendini son derece mutsuz hissettiğini, aciz hissettiğini, bu evlilikten yorulduğunu ve artık devam edemeyeceğine dair yaşamına ve bu evliliğe devam edemeyeceğine, evliliğe dair inancını kaybettiğine dair değerlendirmeler yapmıştı. Bunların sebeplerini anlamaya çalıştığımızda, görüşme içinde eşinin kendisini sürekli olarak küçümsediğini, evin içinde dışında, yani ev ortamında birlikte bir eğer bir yerlere giderlerse dışarıda, aile ortamında, yaptıkları ile ilgili her şeyi eleştirdiğini, hiçbir şeyi beğenmediğini, ev işlerini beğenmediğini, çocuklarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmediğini, eleştirdiğini, çocukları yaptıklarını beğenmediğini, aile ilişkileriyle, yani eşinin kendi ailesiyle, kayınbabası ve kaynanasıyla ilişkilerinde işte saygısız tutumlar sergilediğini, bir türlü ne yaparsa yapsın, yaptıklarını eşine beğendiremediğini ve her şekilde eşini kendisine yaptığı şeyi beğenmeyerek, azarlayarak, çaresiz hissettirerek kendini kötü hissettirdiğini, zaman zaman bunu çoğunlukla çocuklarının da önünde yaptığını ama daha çok kendi kaynanası ve kayınbabasının önünde onu defalarca küçük düşürdüğünü, sürekli aşağıladığını, dış görünüşüyle, yani bedensel görünüşüyle, saçlarının uzunluğu, kısalığı, kıyafetleri, makyajı gibi süreçleriyle sürekli eleştirdiğini, kendisine her defasında farklı isimler taktığını. Bunlar böyle tanımlama isimleri arkadaşlar, böyle şahıs isimleri değil. Bu saçların uzunluğu, kısalığını özellikle yazdım, özellikle şey söylüyordu. Saçımı uzatıyorum, kızıyor, beğenmiyordu. Saçımı kısaltıyorum, beğenmiyordu. İşte model kestirdiğim zaman, İşte kime kendini beğendireceksin ki? Ben seni zaten beğenmişim, böyle kesmene gerek yok diyordu. Gibi böyle ne yaparsa yapsın,
hiçbir şekilde dış görünüşüyle beğendiremediğini anlatıyordu. Sürekli olarak kendisini kötü hissettirecek davranışlarda ve sözlerde bulunduğunu, iyi insanlar, yani çevresindeki ve kendi ailesindeki insanların iyi kişiler olmadığını ve kendisine zarar verecekleri, kendisini kullandıkları gerekçesiyle hem ailesiyle hem arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermediğini, ki ailesiyle ilgili görüşmelerinde hep şeyi vurguluyordu. İşte bizim ekonomik durumumuz onlardan çok iyi. Sürekli senden bir şeyler isteyecekler. Sen de çok çabuk kandırılmaya müsaitsin. Seni çok çabuk ikna ederler. İşte ailenin şunları aldırmasına izin verme. Gitmene, görüşmene de gerek yok. Zaten arkadaşlarıyla, yani bakın, bahsettiğim kişiye bir geliri olan, bir işi olan ve üniversite mezunu bir kişi. Fakat bu kadın örneğin öğlen arkadaşlarıyla yemeğe dahi çıkamıyordu. Eşinin buna dahi izin vermediğini söylüyordu. Peki diyordum ki, nasıl karşılıyorsunuz? Hani yemek ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz? Evden götürmemi istiyordu ve ben onu kızdırmamak için yemeğimi evden alıp getiriyordum ve arkadaşlarımla hiçbir zaman birlikte yememeye çalışıyordum. Tek başıma yemeye çalışıyordum diyordum. Kendimi sürekli ailesi ve çevresinden uzaklaştırarak yalnızlaştırdığından şikayetçi oluyordum. Yine bunu söyledim. İşte kendini yalnızlaştırmaya başladı. Mesela gün içinde çoğunlukla bu, mesela hani cins olarak kadınlarda gördüğümüz bir davranıştı ama burada mesela erkekte daha fazlaydı. Günde 4-5 kez işte kendisini aradığını, işte şu an ne yapıyorsun, hangi işini yapıyorsun, işte iş yerinde nerede, şu an nerede oturuyorsun, yanında kimler var, bugün hangi işlerini hallettin, bugün kimler görüştü, işte ofise kim geldi, şu işinden bahsetmiştin, bununla ilgili hangi aşamaya geldiğin gibi sürekli böyle kendisini günde 4-5 kez arayıp ne yaptığıyla ilgili bilgi aldığını ve bu bilgileri, hani ola ki kısa ve işi varsa, mesela kısa cevaplar verirse, bu sefer aramasının arttığını, mesela 4-5 kez arıyorsa ve kendisi kısa cevaplar vermek zorunda kaldıysa işinin yoğunluğundan dolayı, bunun 6-7 kez aramaya çıkabildiğini ve ısrarla detaylar öğrenmeye çalıştığını, kendisinin işte eş olarak, hani koca olarak para kullanım alışkanlığının çok daha iyi olduğunu, kendini tasarruf yapabilecekleri ve aile olarak daha ekonomik olarak uygun koşullarda yaşamalarını sağlayabileceği gerekçesiyle eşinin maaş kartını aldığını, kendisinin parayı çektiğini, mesela ben ne kadar maaş alıyorsunuz dediğimde maaşının miktarını söyleyememişti. Bunu ben mesela demografik bilgilerde yazdım ama eşinin ne kadar maaş aldığı bilgisini erkek olan eş vermişti. Kadın ne kadar maaş aldığını bilmiyordum. Hatta şeyi sormuştum, işte bir iş yerinde çalışıyorsun ve orada kendi iş yerinde maaşını yapan kişiye sormadın mı, öğrenmedin mi? Şöyle söylemiş, şöyle cevap vermişti kız. Öğrensem de ne değişecekti? Yani ben o parayı hiç görmüyordum ki. Hiç kartımı dahi kullanmıyordum. Ve miktarımı bilmek bile beni rahatsız ediyordu demiştim. Peki diyordum, mesela siz, hani bu kişinin aracı yok. Ne yapıyorsunuz giderken gelirken, ya da paranız nasıl harcanıyor? Hep şey diyordu, işte eşim eve bir şey alınması gerekiyorsa kendisi karar verir. Ya da oğluma sorar, oğlumla birlikte karar verirler. Bana günlük sadece yol parasına yetecek kadar karşılık verir. Bunu hesaplar ve benim ek olarak üzerimde bir para olmaz. Peki dedim, hani acil bir şey olursa ne yapacaksınız? Hani çok acil bir şey olabilir, acil bir şey ihtiyacınız olabilir. Canınız bir şey isteyebilir, markete gitmek isteyebilirsiniz. Onun için derdi ki, bana bir hani maaş kartı kendisinde günlük yol parasını veriyor, fakat onun dışında bana bir de ek kart çıkartmıştı. Bu ek karta belirli bir miktarı yüklüyordu, fakat bunun ekstresi kendisine gidiyordu ve ben oradan ona ki bir şey harcama yaptığımda, işte senin buna ihtiyacın yok, ben sana alırdım, İşte neden şunu yaptın, neden bunu yaptın gibi şeyler söylüyordu. Düşünün ki kuaföre gittiği zaman bile kuaföre gideceği parayı bile eşinden almak zorunda olduğunu söylüyordu. Yani kendisi için hiçbir özel bir harcama, özel bir bütçesi olmadığını ve hani karı koca olarak evlilik içindeki satın alınan yükleri hep kayınbabasının üzerine yapıldığını,
ve kendisine karşı gelse. Çünkü hani birkaç başlangıçta söylemiştim, iki kez boşanmak istemiş. Bu süreçler hatırlattığında da işte ben ne zaman itiraz etsem, bir şey istesem ya da artık ben de bir şeyler yapmak istiyorum ya da kendi maaşımı çekmek istiyorum ya da neden bana böyle davranıyorsun deyip sorunlarımızı konuşmaya kalksam, bana hemen işte basında çıkan şiddet mağduru kadınları ya da öldürülmüş kadınların fotoğraflarını, bunların isimlerini, nasıl öldürüldüklerini, işte bunların aslında çok kolay şeyler olduğunu ama bunların aslında önlenebilecek şeyler olmasına rağmen bazen işte kadınların bu konuda dikkatli olmadığını söyleyip hep beni korkutuyordu ve ben gerçekten kendisinden korkuyordum diyordu. Ev içi dışı faaliyetlerde mesela boş zaman faaliyetleriniz var mıydı? Neler yapıyordunuz diye soruyordu. Mesela eşiniz esnek çalışma saatlerine sahip. Siz de hafta içi çalışıyorsunuz. Hafta sonu neler yaparsınız ya da eve geldiğiniz zaman neler yaparsınız? Hiç karı koca olarak, yani karı koca ve çocuklar olarak dördünün birlikte oturduğu, birlikte paylaşımların olduğu hiçbir şeyden bahsedemedi bu anne bana. Hep şeyden bahsetti. Oğlumla birlikte giderler, oğlumla birlikte faaliyet yaparlar. Ne yaparlar dediğimde işte futbol oynarlar, işte maç yaparlar, spora giderler, işte ya da alışverişe giderler ya da arkadaşlarıyla buluşurlar. Ama bizi götürmezler. Ben kızımla hep ev içinde olurum. Hep ev içinde birlikte bir şeyler yaparız. Peki bunu size ne olarak açıklıyor dediğim zaman, işte sizi tehlikelerden koruyorum, dışarısı çok kötü, insanlar çok kötü ve sizi korumam gerekiyor deyip hiçbir şekilde dışarı çıkmamıza izin vermezdi deyip bizi evde bırakırdı diye tanımlamıştı. Kendisine yaptığı bu davranışları, tutumları, yani bu işte aşağılama, işte mobbing, zorbalık gibi davranışları kızına da yaptığını söylüyordu. Ve ikinci boşanma kararını almasının sebebi olarak da kızına aynı şekilde davranması ve oğluna da ablasına bazı şeyleri yaptırmaya başlamasıyla aldığını söylemişti. Mesela ne gibi şeyler yapıyorlar kızınıza ya da oğluna ne gibi şeyler yaptırıyor diye sorduğunda, düşünün ki diyordu, işte oğlum, mesela eşim benden su istiyorsa oğlum da ablasından su istiyor. İşte yemeğini getirmesini istiyor, çamaşırlarını getirmesini istiyor. İşte ne bileyim, oturuyor, salonda oturuyor, kumanda yanında ama ablasını çağırıp, mesela içeride ders çalışan ablasını çağırıp, ablasından işte kumandayı ver, şunu getir, şunu götür gibi davranışlarda bulunduğunu, babasının kızına hiçbir şekilde saygı duymadığını, düşünceleri ve isteklerini önemsemediğini, arkadaşları görüşmesine izin vermediğini, kızının bazı becerileri doğrultusunda bazı faaliyetler alması, bazı faaliyetlere katılmasını istediğini ama annenin, babanın buna hiçbir şekilde izin vermediğini söyledi. Buna örnek vermesini istediğim zaman dedi ki, mesela kızım voleybol oynamayı çok istedi. Hiçbir şekilde göndermedi. Gitar almak istedi. Hiçbir şekilde izin vermedi. Piyano kurslarına merak sardı. Arkadaşlarıyla birlikte gitmek istedi. İzin vermedi. Arkadaşları hafta sonu örneğin birlikte sinemaya gitmek isterlerse hiçbir şekilde izin vermez. Evimize kızımın arkadaşları gelmez ama oğlumun arkadaşları gelir. Kızım başka arkadaşlarının evlerine gitmez. Onlarla parkta dahi oynayamaz gibi böyle sınırlamalarda bulunduğunu söylemişti. Ve kızının da işte giyim, kuşam, giyme kuşamına karışmaya başladığını ve onu da sınırlamaya başladığını söylemişti anne değerlendirmelerde. Babayla değerlendirmelere baktığımızda tamamen annenin anlattıklarından farklı bir tablo sergiledi baba. Örneğin boşanmayı hiçbir şekilde kabul etmiyordu. Boşanmayı gerektirecek hiçbir gerekçesi olmadığını ve evliliklerinin mutlu bir evlilik, mutlu bir aile ortamı olduğunda ısrarcı davranmıştı görüşmede. Eşine ve çocuklarına yaptığı, yani eşinin anlattığı ve birazdan bahsedeceğim kızının anlattığı kendine yönelik davranışların hiçbirini kabul etmedi mesela. Ve eşini zaman ve koşullar çok kötü olduğu için ona zarar gelmesini istemediği için korumaya çalıştığını,
kızının annesi gibi zayıf, kırılgan ve hassas bir çocuk olduğunu, çünkü eşinin de zaten böyle olduğunu, erkek çocuğunu ise kendisine benzediğini, kendisi gibi güçlü olduğunu, cesur bir çocuk olduğunu ve buna bu güçlü, cesur ve kararlı bir çocuk olarak kendisine benzettiği için de böyle yetiştirmeye çaba sarf ettiğini, çünkü bir erkek çocuk olarak böyle olması gerektiğini zaten söylemişti. Eşinin boşanmayla ilgili aktardığı bütün gerekçelerinin de aslında bir şımarıklık olduğunu, kendisinin kıymetini bilemediğini, kendisi gibi bir eş bulamasının mümkün olamayacağını, eşinin anlattığını aksine kendisinin son derece kibar, hassas, dikkatli, özenli olduğunu, her şeyi onları korumak adına yaptığını, arkadaş çevresinin kendisini kullandığı için ve kötü arkadaş çevreleri olduğu için, zaten o kötü arkadaş çevrelerinin de işte mesela ne gibi kötü arkadaşlar diye sorduğumda eşinin arkadaş çevresinde işte onların ailesinde de kendi arkadaş çevresinde işte boşanmış olan arkadaşlarının olduğunu, işte sürekli bir yerlere giden, işte sürekli tatillere giden arkadaşlarının çok olduğunu, dışarıda sosyal hayatları çok olan ve dışarıda aktif hayatları olan insanlar olduğunu ve bunun eşine zarar vereceğine emin olduğunu da ısrarcı davranmıştı. Ve eşine karşı bütün bu hassas, kendi değerlendirmelerine göre işte o hassas ve koruma davranışlarını göremediğini eşinin, bu anlamda nankörlük yaptığını aslında, kendisinin üniversite çevresinde, camiasında çok tanınmış biri olmasından dolayı eşinin bunun altında ezilmiş olabilme ihtimalini düşündüğünü, bunu her ne kadar kendisine söylememiş dahi olsa davranışlarından ve kıskançlıklarından aslında böyle düşündüğünü ve bu anlamda çok da zayıf bir insan olduğunu söyleyip böyle bir ısrarcı tutum sergilemişti ve asla ben eşimin anlattığı gibi biri değilim. Aslında anlattığımdan çok farklıyım. Bunu neden göremiyor? Diğer erkekler gibi onu ihmal etseydim ya da onu korumasa mıydım, onu bu kadar kollamasa mıydım gibi sebepler sıralamıştı. Ve ona hiçbir şekilde şiddet uygulamadığını, uygulamadığında ısrarcı davranmıştı. Ve ısrarla da şunu söylüyordu mesela, ben akademide zaten şiddetin önlenmesi için dersler veriyorum. Böyle bir davranış içinde olmam asla mümkün değil demişti. Şey sormuştum, peki bu süreçte mesela ayrılık aşamasında evlerinizi ayırmanız gerektiğinde, hani süreç ilerlerken tabii sorduğumda, kendiniz için nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Hani evden ayrılmayı düşünüyor musunuz? Artık bir boşanma davası süreciniz var. İşte eşini çocukları birlikte evde kalmayı istiyor gibi dediğinde şunu söylemişti bana. Benim bütün akademik kitaplarım evimde. Orası benim evim. Ben o kitapları herhangi bir yere taşıyamam. Çünkü onlar, o kitapların bir yere taşınması o eşyaların zarar görmesi demek. O yüzden ben o evden gitmem. İstiyorsa kendisini kısmını evden çıkabilir. Kitapların zarar görmemesi için ben asla o evden ayrılmam. Şimdi düşünün, hani nasıl bir somutlaştırma ve hani kendini önceliklendirme ve değerlendirmeye tabi tutuyor. Benim düzenli bir çalışma ortamına ihtiyacım var. Benim orada özel odam var. O odama kimse giremez, benim çalışma odama. Benim bu düzenimin bozulması demek benim üniversitedeki başarımın zarar görmesi demek. Buna izin veremem gibi böyle tutumları olmuştu. Şimdi buraya gelmeden arkadaşlar biraz şöyle bir durayım. Ne durumdasınız? Hızlı mı gidiyorum? Bana ses verin. Beyza, seni gördüm. Hızlı mı gidiyorum? Hayır hocam, gayet iyi. Tamam. Mola ihtiyacınız olursa lütfen beni uyarın, oldu mu? Şu çocukla ve iki çocuğumuzun da değerlendirmelerini affedersiniz, sizinle paylaşayım. Neredeyse. Chat'te arkadaşlarım yazıyormuş. Tamam, peki. Teşekkür ediyorum. O zaman hemen bu iki çocuğumuzun da değerlendirmelerini size yansıtayım, paylaşayım. Sonra biraz yine tartışırız. Şimdi burada erkek çocuğu ve kız çocuğunu birlikte görmenizi istediğim için bir araya getirdim. Şimdi kız çocuğumuz
Yani size burada bir fotoğraflama yapmayı çok isterdim. Hani görüşme esnasında bu çocuğumuzun beden dilini, annesinden bahsederken ki beden dilini ve babasından bahsederken ki beden dilini yansıtmayı çok isterdim. Israrla şunu söylüyordu bu kızımız. Babam beni asla sevmiyor. Aslında annemi de sevmiyor. Ama artık inanıyorum ki beni de hiç sevmiyor. Annesinin kötü davrandığı için ve onu sevmediğini, çünkü o kadar böyle detaylar anlatıyordu ki çocuk, annesinin anlattığı pek çok öykülemelerin benzerlerini kendisi de yaşamış olarak anlatıyordu. Bu hani şey değil, eklenme değil aslında. Çünkü maruz kaldığı detaylar çok farklı her ikisinin. Annesinin sürekli bağırdığı için, onu eleştirdiği için, yaptığı hiçbir şeyi beğenmediği için buna çok üzüldüğünü, aslında annesinin son derece becerikli bir insan olduğunu ve çok zaman zaman onun yalnız başına ağlarken gördüğünde bir şeyler yapmak istediğini ama hiçbir şey yapamadığını ve buna çok üzüldüğünü, ev içinde annesiyle, babasıyla ve kardeşiyle dördünün hiçbir şey yapmadıklarını, kendisinin çoğunlukla annesiyle vakit geçirdiğini, sohbet etmeyi, annesiyle sohbet etmeyi çok sevdiğini, çünkü babasının kendisine bir arkadaş edinmesine, okul dışındaki arkadaşlarıyla, yani sadece okul içinde görüşmesine izin verdiğini, okul dışındaki saatlerde arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermediğini, kendisiyle ilgili olan bir durum olduğunda bunu annesiyle paylaştığını, ev içinde vakiti, ev içinde yaptıkları faaliyetleri daha çok annesiyle yaptıklarını, çünkü babasının kendisi hiçbir yere götürmediğini, kardeşini her yere götürdüğünü, onun her istediğini aldığını ama kendisini hiçbir şekilde götürmediğini. Evde, yani bunda babasına bahsediyor, hizmet ettirdiğini kendisine, yani hem kendisine hizmet ettirdiğini hem de annesine hizmet ettirdiğini. Erkek kardeşinin küçük olmasına rağmen, işte mesela erkek kardeş bir şey istediğinde yan odadan kalkıp vermek, getirmek, yapmak zorunda olduğunda, buna itiraz ettiğinde, babasının buna kızdığını, İşte senin erkek kardeşin küçük, senin abla olarak tabii ki yapman gerekiyor. Bunlar senin görevin, bunlar senin sorumlulukların. Onun daha yapamayacağı şeyler var. Sen yapabilecek bir yaştasın ama o henüz bunları yapabilecek bir yaşta değil. Tabii ki bunları sen onun adına yapacaksın dediğini. Hatta performans ödemiyle ilgili kardeşim istediği bir yardımda, çok çabalamış olmasına rağmen erkek kardeşinin istediği gibi bir ödev, bir performans ödevi yapamadığı için babasının buna çok sinirlendiğini, çok kızdığını, aslında kendi ödevi olmamasına rağmen yardım etmeye çalıştığını ama buna rağmen beğenmediği erkek kardeşinin ve bunun için kendisine işte küçük gören, aşağılayan şeyler söylediğini ve bu söylediklerinin babasının annesine söylediği cümlelerle çok benzediğini, arkadaşlara buluşması hiçbir zaman izin vermediğini, işte boyu kilosu yediği, işte sen kız çocuğusun, bu kadar yememelisin, annen gibi kilo mu alacaksın, bak artık annenin kıyafetleri kendisine de olmuyor, o yüzden annem benden sürekli yeni kıyafet almamı istiyor, oysa yediklerine dikkat etse ben ona yeni kıyafet almak zorunda kalmam, aynı şey senin için de geçerli, sen bu yaşta bu kadar işte kilolu olursan, sen 18-19 yaşında olduğunda nasıl olacaksın? İşte senin saçını niye böyle bağladın? Niye şu tokayı taktın? Bu toka kötü olmuş. Bu toka sana yakışmamış. İşte giye giye bu kıyafeti mi giydin? Gibi sayısız sayısız yaptığı her şeyi, dış görünüşü ve davranışlarını eleştirdiğini. Yine sık sık erkek kardeşiyle birlikte annesi ve kendisine lakaplar taktığını ve dalga geçtiklerini babası evde olmadığında erkek kardeşinin de bu davranışlarına devam ettirdiğini ve kendinin bundan çok incindiğini, çok üzüldüğünü, o yaşı küçük olduğu için ona kızmak istemediğini ama babası gibi davrandığı için ona artık kızmaya başladığını, babasının kız çocuklarını hiçbir şekilde sevmediğini ve kötü niyetli bir insan olduğunu, direkt böyle bir cümleyi kullanmıştı. Ben babamın iyi bir insan olduğunu düşünmüyorum. O annemi sevmiyor, beni sevmiyor ama kız çocuklarını da sevmiyor ve o kötü niyetli bir insan demişti. Erkek çocuk da çok farklı bir değerlendirme çizdi. Biraz daha böyle babası
babasının rol model aldığı, işte bu sosyal öğrenme diye bahsettik ya, bu sosyal öğrenmesindeki rol modelde daha çok babasından etkilendiğini gördüm. Çünkü annesini ve ablasını eleştiriyordu. Yaptıkları her şeyi eleştiriyordu. Hiçbir şeyi düzgün yapamadıklarını, babasının annesine kızmakta çok haklı olduğunu, çünkü annesinin aslında babası kadar becerikli bir insan olamadığını, hep bir şeylere eksik yaptığını, eğer annesi babası boşanırlarsa, ki boşanabilirler, çünkü babası aslında annesi babasını hak etmediği için ve o böyle bir boşanma davası açtığı için boşanmayı hak ettiğini, böyle bir şey olursa da kendisinin babasıyla yaşamak istediğini, çünkü babasının işte yemesi, içmesi gibi hiçbir konuda kendisine karışmadığını, istediği saatte yatmaya izin verdiğini, herhangi bir oyuncak, işte ayakkabı ya da bir şey istediğinde çok çok hemen aldığını ve hatta en güzelinden aldığını, annesinin kendisine ev içinde sınavlar getirdiğini, mesela ders çalışmasını istediğini, uyku saatlerini belirlediğini, yemek saatlerini belirlediğini, bunları yapmak istemediğinde annesinin bunları yapmak konusunda sert davrandığını, ama bunları babasına söylediğinde babasının gerekeni yaptığını söyledi. Bu gerekeni yaptığını derken neyi kastediyorsun diye sorduğumda, bunları söylememe gerek yok. Zaten babam odaya çekiyordu annemi, orada gerekeni yapıyordu. Çünkü annem çıktığında yüzü gözü kızarmış halde çıkıyordu. Muhtemelen kızıyordu gibi bir tanımlama yapmıştı. Ama burada hiç böyle anneden, işte eşinden fiziksel şiddet gördüğüne dair hiçbir geri bildirim gelmemişti bana. Babasının mükemmel biri olduğunu ve aslında hiç kimsenin babası gibi olamayacağını, babasının her istediği, yani kendisinin her istediğini aldığı için okuldaki arkadaşların onu çok kıskandığını, bu yüzden onlarla anlaşamadığını, zaten hepsinin kafası çalışmayan aptallar, böyle bir tabir kullandı, kafası çalışmayan aptallar olduğunu ve kendisinin onlarla anlaşmak zorunda olmadığını, okulda kendisine sorun çıkardıklarında babasının okulunu değiştirdiğini anlatmıştı. Kendisine nasıl sorunlar çıkardığını sorduğunda, işte öğretmenlerinin kurallara uymasını istediğini, bazen kendisine çok sinirlenip yapılmasını istemediği şeyler olduğunda, işte arkadaşlarına kısabildiğini, vurabildiğini ya da masaları kırabildiğini, eşyaları kırabildiğini, bunların çok abartılacak şeyler olmadığını, ama öğretmenlerinin kendisine bu konuda kızıp sınırlama yaptığını söylemişti. Şeyi hatırlayın arkadaşlar, 4 kez bu gencimizin okul değiştirme yaptığını. Şimdi burada her iki çocukla ilgili değerlendirme yaptığımda şeyi söyleyeyim. Ortak görüşme yaptım ben bu görüşme sonrasında. Okullara da gittikten sonra ortak görüşmede erkek çocuk hiç ablasına bakmadan konuştu. Ablası ne kadar yapıcı davranmaya çalıştıysa erkek kardeşi bir o kadar onu manipüle etmeye, zorlamaya, kızdırmaya, hatta orada hani belki bir kontrol mekanizması olmasaydı, benden çekilmese, küfür edeme davranışına kadar gidebilecek böyle bir kızgınlıkla, işte hep senin yüzünden buralardayız, işte sen hep uzman ablaya olmadık şeyler anlattın, işte o yüzden biz bunları yaşıyoruz. Aslında babam hiç böyle bir şey değil, sen babama iftira atıyorsun gibi böyle babasını tarafı tutan ve ablasının annesine sinirli bir tutumla süreci anlatmıştı. Şimdi daha sonra bunları aldıktan sonra bir okul görüşmesi ihtiyacı oldu. Yaptığım görüşmede tabii bu erkek çocuğumuzun sadece son iki okuluna gidebildim. Ondan önceki okullarına gidemedim. Çünkü benzer şeylerden dolayı zaten okulları değişmişti. Kız çocuğu okulda erkek çocuklarla anlaşma konusunda sorunlar yaşadığı, akademik olarak başarılı bir çocuk olduğu, okul takiplerinin annesi tarafından yapıldığı, bir kez işte kız çocuğuyla ilgili sanırım bir okuldaki bir etkinliğe katılması için hani veli izni alınmıyor ya, veli izni unutulmuş, anneye ulaşamamış okuldakiler, babaya ulaşmak istemişler, babayı aramışlar, o gün işte biz okulca şuraya gideceğiz ama veli iznimiz gelmedi, evrakı göndermeyi unutmuş olabilirsiniz, acaba hani izin veriyor musunuz çocuğunuzun okulun etkinliğine katılması gibi bir süreç için aranmış, hani herhangi bir problem için değil. Babanın verdiği tepkinin beni bir daha
rahatsız etmeyin. Kızınla ilgili konularda annesine muhatap olun. Ben meşgul bir insanım. Böyle şeyler için beni aramanıza gerek yok. Herhangi bir şey olursa direkt anneyi arayın. Arayamazsanız kendiniz karar verin gibi böyle son derece sert bir üslupla kendisine uyardıklarını söylediler. Hem okul, hem sınıf öğretmeni, hem okul müdür yardımcısı ve rehber öğretmen. Ve kız çocuğunun babası hakkında okulda hiçbir şekilde konuşmak istemediğini, mesela babayla ilgili etkinlikleri hiçbir şekilde yapmak istemediğini, babayı birkaç defa bu durumlarla ilgili görüşmeye davet ettiklerini, fakat hiçbir şekilde babanın görüşmeye gelmediğini söylediler. Erkek çocuk için ise sürekli olarak kız arkadaşlarına yönelik işte vurma, saçlarını çekme, aşağılama, küçük görme, lakap takma davranışlarının olduğunu, kadın öğretmenlerine yönelik işte saygısızlık içeren, söz dinlemeyen, babasına şikayet etmekle ya da tehdit etmekle içeren davranışlarının olduğunu, hiçbir şekilde ders dinlemediğini, ödevlerini yapmadığını, sınavlarına çalışmadığını, çünkü böyle küçük İngilizce ile ilgili etütler yapılıyormuş ve ödevler veriyormuş, size sınav yapacağız, çalışın gibi, hiçbir şekilde bunu yapmadılar. Ve çocuk, yani erkek çocuğumuz, eğer okulda bir şey yapılması, yaptırmak istiyorsa ve bunda başarılı olamıyorsa, okuldaki arkadaşlarını ve öğretmenlerini cezalandırma, bu öğretmenlerinin değerlendirmesiydi. Cezalandırmak için işte arkadaşlarına saldırabildiğini, avuzu çıktığı kadar bağırdığını, eşyaları kırdığını ve hatta kendi üstündeki kıyafetlerini çıkardığını aktarmışlardır. Durayım mı? Ne durumdayız? Hiç mola ihtiyacınız yok mu? Ben kaptırmış gidiyorum. Ne durumdayız arkadaşlar? Hocam sizin ihtiyacınız varsa verebiliriz mola isterseniz. Böyle boğazım sizi, sesim arada çatal çıkıyor, sizi rahatsız etmiyorsa biraz daha devam edebilirim. Devam edebilirseniz arkadaşlar için uygunsa devam edebiliriz hocam. Biz dinleyen taraf olduğumuz için siz yoruluyorsunuz hani anlatırken. Birazdan göreceğim bakayım sizi. Siz anlatacaksınız, ben dinleyeceğim. O zaman ben dinlerim. Peki, o zaman şöyle küçük bir özür dilerim. Bir şey mi diyecektiniz hocam? Tamam. O zaman şöyle bir okul değerlendirmesinden sonra. Ama genel bir değerlendirme alabiliriz belki arkadaşlarımızdan. Alalım hocam. Yani tamam. Nasıl bir resim oluştu onların? Hani çok bir iyi olur. Önden sordunuz ya ne olmuş olabilir diye. Hani evet. Bir ön test son test yapmış gibi. Evet, alalım hocam. Nasıl değerlendiriyor arkadaşlar? Buraya kadar nasıl bir tabloyla karşılaştık? Çünkü ne dersiniz? Sanırım birazdan müdahaleye geçeceksiniz. Oradan da müdahale önerileri de gelebilir belki. Müdahaleden önce belki birkaç küçük bilgi de paylaşabiliriz ama var mı arkadaşlar? Beklediğiniz gibi bir tablo mu çıktı? Farklı bir tablo mu çıktı? Nasıl değerlendirirsiniz? Ya da sizin için buraya kadar anlattıklarımız içinde en çarpıcı ne oldu? Murat hocanız yoklamayı hatırlatıyor. Unutmayın arkadaşlar. Beklenenden çok farklı davranışlar. Sosyal öğrenmeye, evet. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Mevla'ya eşitlediler. Ben görüntü açamıyorum şu an. Tamam, buyurun lütfen. Hocam aslında benim için beklenenden çok farklı bir durum çıkmadı. Tam da beklediğim gibi sonuçlar çıktı. Zaten kız çocuğunun bu kadar başarılı olmasının, akademik olarak başarılı olmasının en büyük sebebi hani babaya karşı kendini kanıtlama durumu söz konusu olduğundan kaynaklı. Erkek çocuğu da hani o babadan aldığı güçten dolayı sürekli okul ortamındaki o hırslı yapısı, kendini ön plana çıkarmaya çalışması, okulda o görmediği hani evde aldığı özgüvenle okulda almadığı zaman direkt olarak hani şiddete başvuruyor. Doğal olarak dediğim gibi hiç beklemediğim gibi değil, gayet de beklediğim gibi bir sonuç. Sadece şunu söyleyebilirim. Hani babayla anne arasındaki ciddi hani yaş farkı
Belki de hani babanın kendi içindeki o özgüvensizliği, sürekli hani genç bir eşim var ve doğal olarak bu bir tehdit olarak algılanıyor onun tarafından ve onun başarıları zamanla onu rahatsız edecek ve bu şekilde psikolojik baskıyla onun kendini kötü hissetmesine, özgüvenin düşmesine yol açıyor ki hiçbir şekilde kendini dışarıya kaptırmasın, her zaman ona bağımlı hissetsin diye. Bu şekilde düşünüyorum. Yani öğrenci olarak bu kadar yorum yapabiliyorum. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Çok güzel. Çok çok kıymetli değerlendirmeler ama hani baba hiç yani hiçbir şekilde böyle bir söylemi dahi kabul etmiyordu. Çünkü ona göre aslında kendisi yaşı büyük olduğu için ve eşinin deneyimsizliği ve yaşının genç bir yaşta evlendikleri için, yanlış hatırlamıyorsam 24 yaşındaydı eşi evlendiklerinde kendisi. Bu deneyimsizliğini aslında kendi olgunluğuyla kapattığını, dengelediğini, aslında eşinin kendisine her şekilde güven duyması gerektiğini, geçmiş olumsuz tecrübelerinden dolayı olarak aslında onu daha çok onun zarar görmemesi için ısrarla korumaya çalıştığını söylüyordu ve ısrar ediyordu. Oradaki asla şeyi kabul etmiyordu. Hani eşim genç, işte genç olduğu için ben yaşlıyım demiyordu. Aksine diyordu ki ben olgunum. Ben çevremde çok sevilen, çok takdir edilen biriyim. Ve doğal olarak aslında onun bana uyum sağlaması gerekiyor. Ama işte genç olduğu için ve tecrübesiz olduğu için hani böyle bir fırsatı olmadı gibi. Mesela şeyi sormuştum, hani eşinizin genç ve deneyimsiz olduğunu düşünüyorsunuz. Peki hani bu konuda ne yaptınız hani desteklemek için? Siz akademide önemli görevleri olan bir insansınız. Bu konuda ona yönlendirici olabilirdiniz ya da yönlendirebilirdiniz, destek olabilirdiniz diye sorduğumda buna hiç ihtiyacı yok ki diyordu. Hani benim soy ismim var, yeter. Yani bu yeterli diyordum. Böyle bir tavırla hiçbir şekilde o konu hiç... Bu söylem çok fazla narsist söylemler değil mi? Böyle dikkat çekici narsist söylemler. Yorum yok. Manipülatif davranışlar da var. Aynı zamanda ben mükemmelim diye çocuğa da bunu manipüle ederek tabii ki de çocuk da böyle diyor. Mükemmel. Hani ben şiddetle ilgili dersler veriyorum ama uyguladığı şeyin şiddet olduğunu kabul etmiyor. Ben mükemmelim. Odam bile bozulamaz çalışma düzenim. O evi terk edebilir. Bunlar çok narsistik tutumlar geldi bana. Burada savunma mekanizmaları da kullanıyor baba. Babanın bir de kendi babasıyla ilişkisine de bir bakmamız gerekiyor. Yani nasıl bir örüntüleri var? Çünkü şiddet toksik bir sevgi dediğimiz bir olay var. Zehirlenmiş bir sevgi duyuyor eşine karşı sanırım. İçerisinde hani kendisini eşya olarak görebileceği ve şiddeti de normalleştirmiş bir durum var. Ve çocuğunu da bu şekilde yetiştirmiş. Derin bir psikolojik altyapı var bu vakada. Ben öyle ediyorum yani. İşte burada sorusunu sormak lazım. Hani gerçek müracaatçı kim burada? Yani yardıma ihtiyaç duyan müracaatçı aslında kim? Onu sormak lazım galiba. Çok hakikaten çok çok sıkıntılı bir dosyaydı ve benim çok zorlandığım bir dosyaydı. Birazdan çok fazla neden zorlandığımı ve çok da bir şey yapılamadığını göreceksiniz aslında. Benim için üzücü vakalardan biri bu anlamda. Şimdi Elif sanırım. Songül yazmış, babadaki davranış biçimleri eski birlikteliklere yönelik bir ön yargıyla birlikte gelişmiş olabilir mi? Seninle ve Elif'in son yazdığını birleştirerek söyleyeyim. İlk evliliği hakkında bilgimiz var mı? Var. İlk evliliğinden de aslında benzer sebeplerle ayrılmış. Aslında hiç ilk evlilikte şey yok. Hani bir güvensizlik oluştura, işte bir aldatma, kadından kaynaklı bir geçimsizlik. Ben şeye ulaştım. İlk davasındaki, boşanma davasındaki karara ulaştım. Oradaki benzerlikler bu evlilikteki benzerliklerle inanılmaz derecede örtüşüyordu. Ve oradaki mesela şeyi söyledim, 16 yaşında bir kız çocuğu var, onunla hiç görüşmüyor diye.
yine benzer redler vardı. Yani duygusal bir red içindeydi kız çocuğunu. Çünkü annesine çok benziyordu kız. O yüzden hani şey parasını gönderiyordu, yeterliydi. Görüşmesine ihtiyacı yoktu. Böyle bir tutum içindeydi o kızına ve ayrıldığı kişiye yönelik de böyle bir süreci vardı. Demek kadınlarla genel olarak kadın cinsine ilişkin toplu bir yani bütüncül bir sorunu var sanırım. Öyle anlıyorum. Vardı hocam. Hakikaten vardı. Mesela şey görüşme esnasında ilk şey hatırlıyorum. İlk görüşmeye davet edeceğim zaman ki genelde hani şeyimdir her zaman tarafsız olmak zorunda olduğumuz için asla dosyadaki bilgilerle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmadan görüşmeye davet ederiz. Mesela ilk aradığım zaman görüşmeye gelmek istememişti. Hani ne münasebet demişti. Hani benim gibi birinin adliyede ne işi var? Hani niye geleceğim ki? Zaten boşanmayacağım. Sizinle de görüşme ihtiyacımız yok. Neden görüşeceğiz ki? Demişti. Ben de işte tekrarladım. İşte şu sebepten dolayı sizinle görüşmeye ihtiyacımız var. Süreç böyle ilerleyecek, şöyle ilerleyecek. İstemiyorsa görüşmeye gelmemek gibi bir hakkının olduğunu ama görüşmeye gelirse en azından raporlamanın tek taraflı olmayacağını ve daha sağlıklı bilgileri değerlendirme şansım olacağını bir şekilde anlatmaya çalıştığımda bana şey söyledi. Ben bunu bir düşüneceğim dedi. Bir hafta sonra bana döndü. Bir hafta sonra telefondaki uslubu aynen şuydu. Ben sizin hakkınızda bir araştırma yaptım uzmanının. Sizin işte CV'nize ulaştım. Çok güçlü bir CV. Bence sizinle bir görüşme yapabiliriz. Ben adliyeye gelebilirim. Böyle bir uslubu vardı. Ve dedim ki onur duyarım tabii ki buyurun. Bir görüşme yapalım sizinle. O da geldi görüşmeye. Hani öyle bir uslubla geldi görüşmeye. Ve görüşmeden sonra mesela ilk görüşmeyi tamamladıktan sonra şey söyledi. Hani ben farklı mesleklere çok saygı duyuyorum. Sizin yaptığınız işe de çok saygı duyuyorum. Çok zor ve önemli bir iş, bir sorumluluk yapıyorsunuz. Şimdi inanıyorum ki cinsiyetinizin vereceğiniz kararda herhangi bir etkisi olmayacak. Siz objektif değerlendirme yapacaksınız. Ben buna inanıyorum. Böyle bir yani manipüle etme ya da kendi içindeki olumsuzlukları olumluya çevirip yansıtma biçimleri aynalamalı çok güçlüydü mesela. Gerçekten çok güçlüydü. Çok dikkatli bir görüşme yapmanız gerekiyordu. İkinci görüşmeye geldiğinde biraz daha tabii hani şeyde daha artık görüşmeye yatkındı. Çünkü şey beklentisi vardı. Siz beni anladınız ve ben eminim ki eşimin de beni anlamasını sağlayacaksınız. Benim eşim boşanma davasından vazgeçecek. Böyle bir da gelmişti mesela ikinci görüşmeye de. O yüzden gerçekten kişilik olarak çok zorlayıcı, yani görüşmeci olarak beni de, sosyal hizmet uzmanı olarak beni de zorlayan tarafları vardı. Çok dikkatli olması gereken görüşmelerden birisiydi benim için. Şimdi burada sevgili Sibel demiş ki babanın da babasını rol model aldığını. Aslında şey çok enteresan. Hani kendi çekirdek aileyle ilgili örüntüleri değerlendirmeye çalıştığımda erkek olan yani babanın kendi ailesindeki ilişkilerinde evet çok geleneksel bir yapının olduğunu görüyorsunuz. Ama şey çok enteresan. Yine çok zayıf karakterli bir anne vardı orada. Çok başat özellikleri olan ve baskın karakteri olan bir baba vardı. Ama şey yoktu mesela hani onların anlattığına göre işte hep şey diyordu biz çok köklü bir aileden zaten geliyoruz. Bu bizim ailede mesela benim ilk evliliğimdeki boşanma süreci çok enteresan. Bizim hiç böyle ailemizde böyle bir şey olmamıştır. Zaten bu da benden kaynaklı olmadı. Hani o kişiden kaynaklı bir boşanma davası oldu. Bu da eğer böyle olursa bunda da herhangi bir suçum olduğunu bilmiyorum, düşünmüyorum. Çünkü ben zaten gerektiği kadar hassas ve dikkatli davranıyorum. Yeterince korumacı davranıyorum gibi bir usul içindeydi bu süreçte de. Evet, şimdi başka yoksa herhalde bir yeniden okul değerlendirmelerine gelmiştik. Burada birkaç bizim için önemli olan çeşitli bir yaklaşımız hiç erkek uzmanla görüşmesine dair
Hiç öyle düşünmedim. Çünkü ben gerçekten görüşmelerimde hiç hani cinsiyet rolünü hiç önemsemem. Ben çünkü oraya sosyal hizmet olarak gidiyorum. Öyle görüşüyorum. O yüzden hani teklif edebilirdim belki, hani kendisi rahat hissetmesini sağlayacaksa, ama hiç böyle bir şey aklıma gelmedi. Hani bir erkek uzmanla görüşmek ister misiniz gibi bir teklif hiç aklıma gelmedi şimdi doğrusu. Görüşmeyi ben tamamladım. Ben ilerletmeyi tercih ettim. Şimdi şeyden bahsedelim. Böylesine bir vakayı çözümleme yaparken bizim işinize yarayacak yaklaşım ve kuramları neler olabileceğini. Ama şunu özellikle söyleyeyim. Asistende olmanın var olmanın getirdiği bir dezavantaj. Bunu pek çok yerde de söylüyorum. Ne yazık ki biz sadece tespit ve değerlendirme kısmında kalabiliyoruz. İzlem aşaması bizim için pek mümkün olmuyor. Eğer herhangi bir tedbir önermediysek bu her zaman gerçekleşmiyor. Çünkü boşanmayla ilgili süreçler aile hukukundan kaynaklı bir süreç olduğu için tarafların yapmak zorunda olmadığı öneriler oluyor. Biz sadece 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili eğer bir tedbir önermişsek o süreçten gidebiliyoruz. Onun dışında tarafların iyilik halini güçlendirmesini, sağaltımını sağlayacak herhangi bir şey önerdiğimizde aile mahkemelerinde taraflar bunu yapmak zorunda değil. Böyle bir sıkıntımız var. O yüzden her zaman çözüme ulaşmıyor. Sadece bu da bizim hani sınırlıklarımız olarak söylüyorum. Ama burada bu vakayı çözümleyebilmek için tabii ki en temelde feminist yaklaşıma ihtiyacımız var. Çünkü şiddetin bir toplumsal cinsiyet sorunu olduğunu ya da toplumsal cinsiyet rollerine dayalı olduğunun farkındayız, biliyoruz. En azından bu vaka için sadece söylüyorum. Ve toplumsal cinsiyet rollerinin hem nedeni hem de sonucunun olduğunu biz alandaki uygulayıcılar ve sosyal hizmet olarak gayet iyi biliyoruz. Bu bir neden-sonuç ilişkisi. Bu anlamda çok önemli. Bunu aklımıza tutalım. Ama tabii ki feminist yaklaşım yetmiyor. Çünkü sadece kadını güçlendirmek yetmiyor bu süreçte. Aynı zamanda bir pro-feminist yaklaşıma ihtiyacımız var. Yani erkeklerin de kendi değişimlerindeki sorumluluğu kabul etmeleri, bu sorumluluğu yerine getirmeleri ve davranış ve tutum değişikliğini sağlayabilmeleri gerekiyor sağlıklı bir değişim için ya da sağlıklı bir süreç için. Tabii ki aile sistemleri kuramı olmazsa olmaz bir bütün değerlendirdiğimiz için. Çünkü aile sistemin içindeki o dışa vurumluluğun, aile içindeki o girişkenlikler ve bağlar, hani şeyi gördünüz burada, dört kişilik bir aileden bahsediyoruz ve bu dört kişilik ailenin kendi içindeki ilişki biçimleri birbirinden çok çok farklı, dinamikleri çok çok farklı birbiriyle. Evet, anne ile kız birbirine yakın görünüyor, babayla erkek birbirine yakın görünüyor ama bunların aile içindeki birbirine yansıtma şekilleri de çok farklı. Hatta öyle sıkıntılı detaylar vardı ki burada bilerek yazmamayı tercih ettim. Böyle hani şeyi özellikle kız çocuğunu artık evden kaçma davranışına yaklaştıran bir tutum vardı. Kardeşin yaklaşımlarından, ama hani çocuğa sorumluluk vermek istemediğim için o süreçleri burada yansıtmamayı tercih ettim. O kadar sıkıntılı. Bize bir bütün olarak kuran, veren bu süreci aile sistemi kuramı tabii ki. Ama şeyi gördünüz, hani size bazı özellikleri sıraladım. Kişilerin kendi özelliklerinden kaynaklı tabii ki birey kuramları, kişilik kuramları, bilgisayar davranışı yaklaşımlar ve tabii ki olması olmaz her koşulda karşımıza çıkan sosyal öğrenme bizim için burada en azından uygun rol model olmaya da olmama, şiddet içselleştirme, yansıtma, baş etme mekanizması olarak kullanma ya da kullanmaya da red gibi bu anlamda önemliydi. Bunu da akılda tutalım. Yine tabii ki benim en sevdiğim ve hangi sistemde çalışırsanız çalışın işinizi çok yarayan ve kolaylaştırıdan olduğuna inandığım sistem kuramı ve ekolojik yaklaşım.
çevresi içinde birey ve kendi içlerindeki bu iletişim örüntülerinin netleşmesi çok önemli. Bize de bunu en güzel ekolojik yaklaşımın kendisi vermiş oluyor. O yüzden buradaki bu tabii ağrı sistemleri kuramını size açmak istedim ama çok farklı bir devasa bir süreç ve en azından buradaki bir 5-10 dakikalık süreç anlatmaya yetmeyecekti. O yüzden ben size sadece şöyle biraz temel olması için ekolojik modeldeki şu başlıkları göstermek istedim. En azından bunu bir görelim çünkü artık süreç şiddeti besleme konusunda özellikle kendi ülkemizi düşündüğümüzde geldiğimiz noktada şiddetin gittikçe arttığını ve ne yazık ki önlenemediğini gördüğümüzde benim için bu model biraz daha önceliklendiriyor. Çok temel biliyoruz hani reyler, kişiler arası, kendi içimizdeki yaşadığımız bölge ve yani mikro, mezo ve makro değerlendirmelerdeki özellikleri bunların içine girip ya da bunları tek tek açıp vaktinizi almayacağım ama bir şablonu görmenizi istiyorum. Bir de bu son süreçte buna artık sanırım bir nereye tam olarak yerleştirilme konusunda çok emin değilim. Toplum süreçlerine mi, yaşanan bölgeyle arasında bir yerim ama sanırım medyanın da yerini ve rolünü buraya belki de eklemek gerekecek artık geldiğimiz noktada. Çünkü bu da en azından iletişim kanallarıyla, iletişim vasıtasıyla şiddetin arttığını ve bunu beslediğini görmeye başladık. Bazen evet bir hak arama mekanizması olarak da kullanılmaya başlandı ama bizim karşımıza dijital anlamda şiddet de çok gelmeye başladı. Ve bu sadece aile içinde değil, çocuklara yönelik yapılan ki bazen akran zorbalığını da yol açan dijital şiddet de çok sık gelmeye başladı. Belki de artık bunları da bu modelin içine yerleştirmek ve ayrı bir başlık açmak belki de yeri ve zamanıdır diyeceğim. Peki. Şimdi uygulama için burada çok temel birkaç başlığı açayım. En azından şu an 20 var. Belki bir 10-15 dakikada tartışmamız için zaman kalsın. Bizim için çocukların kendilerine özgü faktörler, mevcut duruma özgü faktörler ve destek sistemle ilgili faktörler içeren bir üçlü değerlendirme yapmak gerekiyor. Bu çocuk odaklı davrandığımızda, yani çocuğu önceliklendirdiğimizde ve çocuk odaklı hareket etmek zorunda olduğumuzda o zaman bizim için bu bileşenler farklılaşabiliyor ve bu doğrultuda oluyor. Ama eğer bu bileşenler içinde anne babalık rolünü, karı kocalık rolünü de eklememiz gerektiğinde yine bu ekolojik yaklaşıma baktığımızda çünkü burada ne vardı? Anne babalık rolünün dışında kadınlık ve erkeklik rollerinin de bu çocuklara şiddet olarak döndüğünü görüyoruz. O yüzden burada bir net bir ilişki analizine ihtiyacımız var. Ve bu ilişki analizinin aslında bu çift için söylemek gerekirse hani o ilk tanıştıkları yani kadının erkek olan babanın öğrencisi olduğu dönemden itibarenle başlamak gerekiyor. Çünkü şey örüntülerini çok görmüştüm babanın aktarımlarında. Derslerime geldiği zaman erkeklerin çok dikkatini çeken bir kişiydi kendisi. Ve sürekli yanında erkek arkadaşları olur ve onun aklını çalmaya çalışırlardı. Onu kandırmaya çalışırlardı. O zayıflığını ben ilk o zaman fark etmiştim gibi bir söylemi olmuştu burada. O yüzden hani belki de bu anlamda baktığınız zaman hani bir kırılganlık sezdi belki. Bunu kullanabileceğini düşündü belki olumsuz anlamda değerlendirirsem. Çünkü kızın kendi aile öyküsüne baktığımız zaman iki kardeşi olan bir ailenin çocuğu ve ailenin tek kız çocuğu. Ve anne babası yurt dışında yaşıyor. Türkiye'de değiller. Ve burada sadece hani başka bir ilde yaşayan bir dayısı var. Hani şey de yok. Akrabalık bağları da güçlü değil. Ve uzak. Hani sadece telefonla bağlantı kuruluyor. Ve bir anlamda baktığın zaman kadın burada yalnız. Hani sosyal destek sistemleri güçlü değil. Çünkü yurt dışına sürekli gidip gelmek gibi bir şansı yoktu. Ve oraya yerleşmiş ailesi. Böyle baktığınız zaman belki de bu erkek için hani bu bir zayıflık olarak değerlendirildi. Yani bu üzerindeki
güç, kontrol ya da baskıyı oluşturmak için uygun bir kişiydi belki de bu anlamda baktığınız zaman. Tabii ki ilişki analizi tek başına yetmiyor. Şiddet davranışının kendisini analiz etmemiz gerekiyor. Türüyle ve şey biliyoruz hani bir şiddet sarmalının nasıl başat halde döne döne kendini tekrarladığını ve bu tekrarlık içinde çocukların da nasıl etkilendiğini gayet biliyoruz. Bizim için olmazsa olmaz risk değerlendirmesi. Bu risk değerlendirmesindeki araçlarımız hem çocuk odaklı, hem anne baba odaklı, hem anne babanın birey olarak kendi kişilerinden kaynaklı odakları, yaşanılan çevre, kültürel özellikler. Hani ilk başta şiddete neden olan etmenlerden bahsetmiştim belki de. Bunların tamamının değerlendirilmesi ve tabii ki sadece yine karı kocalık rolleri olarak düşündüğümüzde kimi güçlendireceksiniz ve nasıl güçlendireceksiniz? Bununla ilgili süreçler gerekiyor. Şimdi ben burada biraz durayım. Bir slide atlamış oldum galiba. Evet. Yok. Ne yapıldığımızı söyleyeyim. Sonra sınırlıklarınızı da hatırlayarak sizinle biraz tartışayım istiyorum. Ozan Hocam da izin verirse. Şimdi burada baba ile ilgili çok bir şey yapamadık. Çünkü ben burada babanın kişilik örüntüsü ve davranışlarıyla ilgili değerlendirme yapılabilmesi için hastaneye yönlendirilmesi, yani psikiyatri servisine, yetişkin psikiyatrisine yönlendirilmesini talep etmiştim. Fakat ne yazık ki hakimimiz bunu kabul etmedi. Yani o yüzden kişilik özelliğinin narsist kişilik özelliği olduğunu ya da bilgisayar davranışsal başka bir sıkıntısı olup olmadığını dair hiçbir elimizde done yok. Çünkü hakimimiz bu yolumuzu kapattı. Buna izin vermedi, bunu uygun görmedi. Sadece kız çocuğuna yönelik ayrımcılıkla ilgili içeren gerekçeyi kabul etti. Ve erkek çocuğunda uygun rol model olmadığına dair gerekçemi kabul ettiği için çocuklar üzerinden danışmanlık tedbiri verilmesini yeterli buldu ve geri kalan önerilerimi kabul etmedi. Anne için yine çocuklar için danışmanlık tedbirini kabul etti mahkememiz. Çünkü hem kız çocuğunu güçlendirmek ve destekleyebilmek, çünkü kız çocuğunda babaya yönelik gerçekten bir öfke, ciddi bir öfke vardı. Ben size onu yansıtmadım herhalde burada. Birazdan onu yansıtayım. Şimdi onu fark ettim. Evet, slide atlamışım ben. Çok özür diliyorum. Burada göreceksiniz. Ama şöyle sıralamayı bozmayayım. Size bu tedbirleri söyleyeyim. Sonra görüşme içindeki değerlendirmemi tekrar dönmüşüm. Ve oradan tartışalım. Kız çocuğu için bir sağlık tedbiri önerisinde bulundum. Çünkü babaya karşı bir öfke vardı ve sevinmeme, kendini değersiz hissetme, takdir görmeme ile ilgili sıkıntıları ve sorunları vardı. Çünkü babanın öyle davranışları vardı ve aynı davranışları erkek kardeşinden de gördüğü için bunun bir ileri süreçte, çünkü ergenlik döneminin ilk ergenlik döneminde olduğundan bunun bir risk olabileceğini düşünmüştüm. Yine sağlık tedbiri, ki sağlık tedbirini çocuk psikiyatri bölümüne yönlendirdim. Bunu kabul etti hakimimiz. Danışmanlık tedbirini kabul etti hakimimiz. Bunda da babasıyla olan ilişkileri ve kardeşiyle olan ilişkilerinin dengelenmesi, tabii ki böyle basit söylüyorum ama gerekçelendirerek bunu yazmıştım. Okulla işbirliği halinde olması gerektiği süreç başladık ama burada kız çocuğunun zaten akademik olarak bir sıkıntısı yoktu. Bir arkadaşımız çok güzel yakaladı. Zaten okul başarısı çok iyiydi diye. Çünkü kız çocuğu ısrarla şunu söylüyordu. Ben çok başarılı olacağım ve üniversiteyi kazanıp buradan gideceğim. Babamın olmadığı bir yere gideceğim ve dayımlara ve anneannemi ve dedemin yanına gideceğim ve babamdan kurtulacağım. Bunun için notlarımın çok iyi olması gerekiyor. Beni babam başka türlü göndermez gibi bir açıklaması vardı çocuğumuzun. Hedef olarak yurt dışında okumayı hedefliyordu babasından uzaklaşabilmek için. Erkek olup çocuk için sağlık tedbiri önerdim. Çünkü şeyi hatırlayın, artık arkadaşlara yönelik ve akran zorbalığına varan davranışları vardı. Kardeşiyle ilişkilerinde problemler. Bunun için bir Türk psikiyatrisinden destek istedik. Bunu kabul etti hakimimiz. Danışmanlık tedbirimizi kabul etti. Okulla işbirliğinde başta sıkıntılar yaşadık. Çünkü
4 kez okul değiştirmişti. Bundan önceki 2 okuluna gittiğinde hep rehberlik servisinin aslında bu aileyle babadan kaynaklı davranışlarından dolayı bu çocukla çalışmak istemediğini, daha çok okuldan yönlendirmeyi, göndermeyi tercih ettiğini fark ettim ve ne yazık ki bu erkek çocuk için bir kaçış da olmuştu. Mesela son okulunda bilerek, yani beni nasılsa babam buradan alır, başka bir okula kaydeder, ben burada kalmak zorunda değilim nasılsa deyip iki arkadaşına çok ciddi zarar vermişti ve okuldan bu şekilde ayrılmıştı. Yani bir tanesine ne yazık ki kalem fırlatmış ve gözünün kenarına gelmiş, düşünün, böyle bir öfke patlaması yaşıyor okulda. İstediği şey yapılmadığı için. Fakat son okulunda rehberlik öğretmeniyle ve sınıf öğretmeniyle durumu değerlendirdiğimizde hani şeyi söyledik, işte orada okul sosyal hizmetini, belki burada Ozan Hocam bize daha çok katkı verir, orada desteğini rica edeceğim. Bu süreçte hani çocuğun artık aslında bir anlamda hani dördüncü okul, beşinci okul, her okul çocuğu kazanmak yerine aynı zamanda gönderme yeri dedi. Bu da başka bir ayrımcılık biçimi aslında. Hep böyle problem çıkaran, sorun çıkaran çocuk modüne biri bulundurulmuş ve hiç aileyle çalışılmamış o döneme kadar. Oysa çalışılmış olsaydı çocuğumuz da kazanılacaktı. O zaman dokunulmuş olsaydı belki de anne babanın boşanma sürecinden çok daha önce bu çocuğumuza dokunulma şansı olacaktı ve kazanımları belki de orada başlamış olacaktı. Bu da çok önemli. Şimdi şeyi paylaşmamışım. Süremin de azaldığını fark ediyorum. Burada şeyi göstereyim size. Hani bu değerlendirmede benim gözüme çarpan, bu ailedeki bireylere yönelik gözüme çarpan özellikleri. Babada evet, pek çok arkadaşım zaten söyledi. Kendine yönelik bir aşırı özgüven vardı. Çok değerli hissediyordu kendini. Yani kendime değer biçemiyorum. Çünkü ben iyi bir insanım, güzel bir insanım, kıymetli bir insanım diyordu sürekli. Eşinin işte yaptıklarının aslında haksızlık olduğunu değerlendirirken. Bir üstünlük kurma ve kontrol etme isteği vardı. Şiddeti hiçbir şekilde kabul etmiyordu. Davranışlarını hiçbir şekilde kabul etmiyordu. Çocukları arasında bir ayrımcılık yaptığını hiçbir şekilde kabul etmiyordu. Aksine annesi, yani eşini suçlama çabasındaydı. Yani ben elimden geleni yapıyorum, o yeterince çaba göstermiyor, o benim yaptıklarımı, onun için yaptıklarımı görmüyor gibi bir sürekli eleştiri vardı. Bunun karşılığında anne sendirip kendini son derece çaresiz. Evet, üçüncü defa bir boşanma davası açmış ama bu dava eğer boşanmayla sonuçlanmazsa ne yapacağına dair, yine tekrar hayatıma devam edemeyecek miyim, tekrar aynı ortama mı gireceğim gibi bir yoğun bir süreç, sıkıntılı bir süreci vardı. Korkusu son derece yüksekti ve endişeliydi ama bu endişe artık kendisine yönelik bir endişeden çok çocuklarına yönelik bir endişeye dönüşmüştü. Tabii ki yıllardır beslenen güvensizlik, eşinin de beslediği bir güvensizlik, haksızlığa ulaşmıştı. Şeyi görmeniz gerekiyordu arkadaşlar, hani kaba bir tabir olacak ama hani kendinizi sandalyeye bırakırsınız ya, ilk görüşmeye geldiğinde bu anne kendisini öyle bir şekilde, yani böyle bir çaresizlikle bıraktı. Hani genelde insanlar gelirken çok karşımıza dikkatli ve özenli oturmaya dikkat ederler ama kendisini öyle bir bıraktı ki orada ilk görüşmede aslında o çaresizliğini çok net olarak göstermişti ve bir umutsuzluğu vardı, hiçbir şeyin değişmeyeceğini ve bu süreçlere, bu baskıya maruz kalacağına devam edeceğine dair. Eşinin kendisine yansıttığı o değersizlik ve yetersizlik hissi çok çok kuvvetliydi. Yani şunu söylüyordu, ben bu yaştan sonra ne yaparsam yapayım, bundan sonra bir şeyleri doğru ve güzel yapma şansını kaybettim galiba. Acaba eşim haklı mı? Yani gerçekten bu kadar beceriksiz, yeteneksiz bir insan mıyım? Çok aşırı derecede sorgulamaya başlamıştı. Kız çocuğu için babaya ve erkek kardeşine yönelik bir öfkesi, karşı cinsine yönelik bir kızgınlık vardı. Hep şeyi söylüyordu, mesela okuldaki arkadaşlık ilişkilerini değerlendirdiğinde, daha çok hani kız arkadaşları yaptıklarını anlattığında, peki erkek arkadaşlarına bir şeyler yapar mısın, neler yapar mısın diye sorduğunda şey söylüyordu, zaten bana babam izin vermez, zaten erkeklerde yapacak bir şey yoktur, onlar sadece lakap takar, sadece bizi kızdırır, ben onlarla konuşmaktan hoşlanmıyorum gibi. Bu da ileriki aşamalarda, yani ileride kendine ait bir yetişkin olduğunda, karşı cinse yönelik bir partner ilişkisine girdiğinde başka bir
sıkıntılı durum oluşturabilecek bir süreç. Dışlanmışlık hissediyordu babasının davranışlarından dolayı ve her an tehlikede. Bir şey söylüyordu. Ben babamın her an bana bir şey yapabileceğini düşünüyorum. Artık ben ona güvenmiyorum hiçbir şekilde. Anneme bunları yapan bana neler yapmaz diyordu. Daha 12 yaşında bir kız çocuğu. Erkek çocukta ise bahsetmiştim aslında karşı cinsiyet saldırganlığı var. Başkalarına ve okuldaki eşyalara zarar verme, kurallara hiçbir şekilde uyulmama, söz dinlememe, her istediğini yaptırma, yaptıramadığında aşırı davranışlara ve tepkilere başlama ve yaşıtlarını küçük görüyordu bu 9 yaşındaydı ama babasının öylesine bir o sosyal öğrenme öyle bir yansımış ki öyle bir rol model ki kendi yaşıtlarını dahi küçük görüyordu. Peki, öneriler kısmını birlikte tartışalım istiyorum. Son 5 dakikamız mı kaldı hocam? Şunu kapatayım. Hocam tamam. Yani şey tamam. Yapabiliriz. Normalde evet 10 diyoruz ama hani biraz daha duruma göre uzatabiliriz. Evet, arkadaşlarımızla tartışalım. Şimdi ben adliyedeki sınırlıklarımı söyledim ve yapabileceklerimi söyledim. Yapabilecek çok şey vardı. Gördünüz işte kadının güçlendirilmesi, çocuğun güçlendirilmesi ya da bu hani sadece bizim yapabildiğimiz 5395'e göre tedbirleri önerebilmek hukuk mahkemesi olduğu için onu ısrarla söylüyorum. Ama belki de ben hani bir başka bir kurumda çalışıyor olsam ve izlem ve takip edici süreçlerim olsa yapılabilecek neler olduğunu görüyorsunuz. Siz ne söylersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? Ozan hocamdan hemen bir okul sosyal hizmeti değerlendirmesiyle başlayabiliriz belki. Ne dersiniz hocam? Evet, arkadaşlarımı da tabii değerlendirmeler rica edeceğim. Ben kısaca söyleyeyim, hani vakit de daraldı. Arkadaşlara fazla söz hakkı kalsın. Yani okul sosyal hizmeti şimdi rehberlik araştırma merkezleri yönetmeliğinde sosyal hizmet uzmanları çıkarıldı Ağustos ayında. 2020 evet. Ağustos ayında düzenlemede bu çıkarıldı. Bizim okul sosyal hizmetine ilişkin şeylerimiz azaldı hani. Umutlarımız azaldı. Bunun aslında biz bir söylem değişikliğine sanırım gitmemiz gerekiyor okulda. Yani okul sosyal hizmeti değil de başka bir kavramla beraber gidebilmemiz belki burada önemli. Çünkü yani mobil sosyal hizmet birimleri var. Onlar biraz daha bu okul sosyal hizmetini yürütmeye çalışıyorlar. Yani burada da bu vakada da olduğu gibi hani psikolojik danışman yani bizim şimdi okul sosyal hizmetindeki mottomuz şu. Hani yerine değil yanına ilkesiyle sosyal hizmet uzmanlarını biz okulda görmek istiyoruz dedik. Ya da en azından RAM'lar aracılığıyla görevlendirmelerle veya o da olmuyorsa aile bakanlıklarıyla Milli Eğitim Bakanlıkları işbirliği yapsın ve okullarda sosyal hizmet uzmanları işte böyle özellikle yönlendirme yapabilecek, işte şiddeti ortaya çıkarabilecek şekilde taramaları yapabilsin hani. Şimdi erkek çocuğumuzda bir kere hani antisosyal kişilik bozukluğu olabilecek, işte şiddet eğilimli olduğu için zorbalık uygulayacak. Ve bu da işte hani bir çocuk nasıl şiddet, yani bir yetişkin nasıl şiddet yanlısı olur? İşte bu şekilde hani bir sosyal öğrenme yoluyla şiddeti normalleştirmiş olacak. Yani toplumsal cinsiyeti de aynı şekilde normalleştirecek ve bu işte bir zincir etkisi yaratacak. Yani şiddet zincirleme bir etkiyle bir sonraki jenerasyona hani aktarılacak. Kız çocuğunda da bir güvensizlik olduğu için yani böyle güvensiz bir şekilde bir kız çocuğunu topluma biz ne yapacağız? Sunmuş olacağız. Yani burada okul sosyal hizmeti ne yapardı? Okul sosyal hizmeti bir kere onarıcı adalet yaklaşımını kullanabilirdi. Yani bu çocuğu cezalandırmak ya da okulunu değiştirmek. Acaba disiplin cezası alıp mı okulunu değiştiriyor? Ama hani babasını okuldan aldığını söylediğiniz için disiplin cezası almadığını anlıyorum. Halbuki okulda işte psikolojik danışman görüşmelerde aileyi dahil edebilse. Birincisi bu aileyle çalışma noktası. İkincisi de işte onarıcı adalet süreçlerini kullanarak zarar verdiği çocuklarla bir araya getirip işte arabuluculuk ya da aile grup konferansları gibi
yani zarar verdiği çocukların ailelerinin de olduğu bir tartışma alanları. Burada zarar verdiğinin, ne kadar zarar verdiğinin boyutlarını özellikle o şiddet uygulayan çocuğumuzun görmesi ve bu noktada inisiyatifler alması. Gerekirse şiddetin ne kadar kötü olduğuna dair hani bir makro çalışmalar da özellikle okul içerisinde böyle çalışmaların da inisiyatif almasına hani sağlayabiliriz. Şiddetin ne kadar kötü olduğunu ve bunun sonuçlarının da nasıl olduğunu yani gibi böyle okul sosyal hizmetinde onarıcı adalet bağlamında çalışmalar yapabiliriz. Daha başka örnekler de verebiliriz de şimdilik en azından hani bunu söylemiş olalım. İnşallah okul sosyal hizmetinin bir şekilde mümkün kılacağız. Evet, buna inancımızı hiç kaybetmiyoruz. Genç arkadaşlarım da bu konuda gerçekten savunuculuk konusunda ve gerekliliği ispatlayabilme, anlatabilme konusunda son derece becerikli ve iyiler. Sosyal medyayı da bir lobi faaliyeti olarak çok güzel kullanıyorlar. O anlamda ben onlara güveniyorum. Yine de sonunda sistem bir cevap verecek. İnanıyorum. Kesinlikle. Ben buna inanıyorum. Evet arkadaşlar, benim aktaracaklarım bu kadar. Dediğim gibi başka bir sistemde oluyorsaydık, çalışıyorsaydık bunun devamıyla ilgili gelecek gördüğünüz gibi son derece aslında üzerinde çalışılabilecek güzel bir vaka. Ama ne yazık ki bizim sonrasındaki izlemle ilgili süreçlerimiz hep sınırlıklarımızla kalıyor. Sonrasını başaramıyoruz ve yarıda bırakmak zorunda kalıyoruz. Oysa bu vakaya yapılacak çok şey var. Ama tabii ben kendi değerlendirmelerimi mutlaka kitap ile ilgili kısmı başarırsam orada yazacağım. Önerilerle birlikte. Ben burada bilerek yazmadım biraz tartışalım diye ama hızlı hızlı anlatmaya çalışayım ama yine saati doldurmuşum. Var mıdır arkadaşlar değerlendirme yapmak isteyen, geri bildirimde bulunmak isteyen? Ben çok teşekkür ediyorum. Yorgun sesimle sizi umarım yormamışımdır daha fazla. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani bizler bu süreçte bu sorunları aslında çocukların önündeki bu sorunları bir kristal kaleler gibi görmemiz lazım. Bunları yıkıp aslında bu kristal kaleleri yıkıp çocuklara sağlam temelde hani yetiştirme noktasında anne babalara çok büyük görevler düşüyor. İşte rol model olduğumuzu sadece sözle değil bunları davranışa da yansıtmak gerektiği. Çok basit bunlar, çok temel şeyler ama yani görüyorsunuz öğretim üyesi olsanız da ya da toplumda çok önemli pozisyonlarda olsanız da yani bunlar yaşanıyor. Çok temel şeyler ama bunları kaçırabiliyoruz. Ben her zaman genç arkadaşlarıma söylüyorum. Ben bu sistemi düşündüğümde ya da ekolojik sistemi düşündüğümde aslında halkanın en son kısmındayım. Yani artık bütün sistemler bir şekilde görevini yerine getirmediği için çocuklar ya da yetişkinler önümüze bir şekilde mağdur, fail ya da işte bu sürecin tanığı olarak geliyorlar. Orada bir şeyleri değiştirebilmek ve kazanımları sağlamak çok zor. Gerçekten çok zor. Daha öncesinde yani eğitim sisteminde, sağlık sisteminde, aile sisteminde ve diğer sistemlerde tutabiliyorsak eğer biz aile ya da çocuğu, ki burada çocuğu konuştuğumuz için daha çok çocuk odaklı gitmeye çalıştım ama boşanma süreciyle ilgili olarak değerlendirsek çok başka şeyler söylüyor olacaktım bunların dışında. Oralarda tutabilirsek, bakın hani bir okul sosyal hizmeti doğru çalışıyor olsa bu çocuğu yakalayamamamız mümkün değil. Yani orada işte, orada yakalar ve onun belki de kardeşiyle olan ilişkileri, ablasıyla olan ilişkileri bu kadar katolitik dönmeden, bu kadar karmaşıklaşmadan, çocuk aslında artık belki de kendine zarar verme davranışına da dönüşüyor aslında arkadaşlarına ve eşyalara da zarar verirken. Hani kendisi de başka bir ayrımcılığa maruz kalıyor. Düşünsenize hani okuldan gönderiliyor, yani başka bir ayrımcılık biçimi. Bütün bunlar çözülebilecek. Orada tutulabilecek, orada çocuk kazanılabilecek. Siz orada çocuğu tuttuğunuzda belki aileye yönelik kadını, yani anneyi güçlendirmeye yönelik çalışmaları, babaya yönelik farkındalıkla ilgili çalışmaları oralardan başlatabilirsiniz. Evet, aile belki süreçte yeniden bir
tekrar bir boşanma davası olarak karşımıza gelebilirdi. Ama böyle gelmezdi belki de. Başka bir süreçle gelebilirdi ya da daha kolay müdahale edilebilir bir halde gelirdi. En azından çocuk açısından gibi gibi. Bunları hani söyleyebilirim çok kısaca. Ben çok teşekkür ediyorum bütün arkadaşlarıma beni dinlediğiniz için. Oradaki varlığınızı hissetmek benim için çok keyifli, çok güzel. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki süpervizyon ekibine çok daha başka. Bizi bu genç arkadaşlarımla yeniden bir arada olmayı sağlayıp fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum Ziran Hocama, Murat Hocama ve Umut Hocama. Ozan Hocama da bu değerli katkıları için çok çok teşekkür ediyorum. Ve meslektaşlarımın yanında bizi dinleyen diğer aile üyeleri, sizlere de varlığınız için ve meslektaşlarımızı desteklediğiniz için, varlığınızla yanlarında olduğunuz için sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bugün beni evinize konuk ettiniz. Ben size konuk oldum. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Ben iyi akşamlar diliyorum. Eğer ekleyecek ya da söyleyecek bir şeyiniz yoksa. Sevgili hocalarım size bırakıyorum. Teşekkür ederiz hocam değerli katkılarınız için. Vakayı gözümüz kırpmadan dinledik sizden. Değerlendirmelerde bir o kadar güzel ve yerindeydi. Genel olarak biz de ekip olarak teşekkür ediyoruz. Ozan Hocam, Zeynep Hocam. Ozan Hocam söylemek istediğiniz bir şey varsa size de bırakabilirim. Teşekkür ederim ben de hem katılımcılara hem bu organizasyonu yapan değerli hocalarımıza. Tabii Zeynep Hanım'a da çok teşekkür ederiz. Güzel, keyifli bir akşam oldu. Yani buradan kendimize dersler çıkarmamız lazım. İstanbul Sözleşmesi'nin gerekliliğini gördük. Bunun dışında şiddete tanıklık eden çocukların aslında istismar, yani çocuk istismarı olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bu süreçlerde de çocuk odaklı olacağımız için hani çocuğun yüksek yararını gözetmemiz gerektiği ve en önemlisi de okul sosyal hizmetinin varlığının ne kadar önemli olduğunu, bu sinyalleri bir sosyal hizmet uzmanı olarak bizlerin burada bütün katılımcı arkadaşlarımızın kesinlikle göreceği, gözden kaçırmayacağını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ben herkese teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum hocam. Son değerlendirme için de katılımınız için, emeğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.